Evet, öncelikle hepinize çok geçmiş olsun. Büyük bir maraton sonunda hepiniz inşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. Sorularımıza geçmeden önce inşallah hayatta da istediğiniz yerlere gelirsiniz diyerek sizlere bir veda konuşması yapmış olayım. Evet, hadi çözümlerimize geçelim. İnşallah hepinizin çözümleri benim çözümlerimle maksimum sürede eşleşir ve en iyi netleri çıkartırsınız. Radyo frekansı aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane boşluğa 2 frekans geldiğini görüyorum ben. O zaman ben buradan benden istediği kırmızı şeridimle 3 boşluğum var. 3 boşluğuma kaç frekans gelir deyip oran orantı yaparak buradan x'i çekelim. O zaman x dediğim şey 6 bölü 5, yani 1,2'lik bir frekans mı olmuş oldu? O zaman 94'ten bu tarafa 1,2'lik bir frekans geldiğim zaman 5,95,2 elde etmiş olurum. İkinci soruma bakalım. Bir proje için Türkiye'nin 81'inin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürlerine bir mesaj gönderilmiştir. O zaman kaç müdüre mesaj gönderilmiş oluyor? 81 çarpı 16 tane müdüre mesaj göndermiş oluyorum. Daha sonra her okul müdürü de bir mesaj göndermiş. Daha sonra da her okul müdürü de bu mesajı 35 öğretmenine göndermiş. O zaman öğretmenlere de toplam 81 çarpı 16 çarpı 35 tane mesaj gönderilmiştir. Benden istediği şey de öğretmenler ve müdürlerin toplam mesaj sayısı. O zaman ben burada dağıtmadan şöyle bir şey söylesem. Desem ki bir tane 81 çarpı 16 ile 35 tane 81 çarpı 16'yı topladığımda 36 tane 81 çarpı 16 elde ederim. Burası zaten 9'un karesi ile 4'ün karesinin çarpımı olduğu için kısaca 36'nın karesi. O zaman bu ifadeleri çarptığımda da sonucum 36'nın kübüne eşit olmuş olur. Ama şıklarda böyle bir şey olmadığı için 6'nın karesinin kübünden 6 üzeri 6, yani cevabım Ceyhan olarak işaretlerim. Üçüncü soruya geldim. Kutuların içlerine sayı yerleştirildiğinde ABC sayıları tam sayı olacakmış. Çarpımların sonucunun tam sayı olmasını istiyor. Peki o zaman kök 5 de kökten 5, kök 5'ten kurtulabileceğim kök 20 var. Bunları çarptığımız zaman kök 100'den 10 gelmiş olur. Aynı şekilde 8 ile 18'i çarpalım. 8 ile 18'i çarptığımız zaman buradan da ne gelmiş oldu? 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarptığımızda da 12 mi gelmiş oldu? 12 de buradan elde etmiş oldum. Diğer 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarptığımız zaman da buradan da 6, 3, 18 mi gelmiş oldu? Hiç fark etmez. Hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum ama hepsinin toplamının kesinlikle 40 geleceğini söyleyebilirim. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kutuların içerisinde bu sayıları yerleştirerek hangi sonuç oluşmaz diyor. Hadi yerleştirelim. 8 bölü eksi 4 artı 2 bölü eksi 1'den buradan eksi 2, eksi 2 daha eksi 4'ü elde etmiş olurum. Bu gitti. 8 bölü kaç alalım? 2 artı eksi 4 bölü eksi 1 alalım. 8 bölü 2 4'tür. Bu da 4'tür. Buradan da 8 geldi. O zaman bunu da götürdüm. Peki 8 bölü eksi 1 artı eksi 4 bölü 2 yapalım. 8 bölü eksi 1 eksi 8'dir. Buradan da eksi 2 geldiği zaman eksi 10 adına da gitmiş oldu. Bir de şöyle düşüneyim. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 4 bölü 8'i topladığımız zaman eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 daha eksi 1 yapar. Bu da gitmiş olur. 3 şıkkı bulduğuma göre cevabım Denizli'dir derim. Geldim 5. soruya. Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri farkı 8 metredir. Bir süre sonra ağacın bu iki katına çıkmış, fark 3 metre olmuştur diyor. Hangisi olabilir? Şimdi benim binam burada olmuş olsun. Birinci durumum şudur. İlk durumda aralarındaki farkım 8 olduğunu söylemiş. Şimdi bir uzama yapıyor bu ağaç. Bu ağaç uzadığı zaman ilk olarak şöyle bir şey uzayabilir. Yani ben ağacımın boyuna, ilk durumdaki boyuna A dersem binanın boyu A artı 8 olarak kabul etmiş oldum. Ağacın bir binadan küçük olarak uzayabilir. İki binadan büyük olarak uzayabilir. O zaman yani binanın bir 3 santim altında kalabilir. Aralarındaki fark 3 olabilmesi için. İkinci durum olarak da 3 santim üstüne çıkabilir. O zaman ben 2 A'nın binadan küçük olduğu durumu düşünürsem, şöyle diyelim, hatta 2 A demeyelim. 2 A burası olmuş olsun. Aralarındaki farkın 3 olduğunu biliyorsam 2 A artı 3'ün binanın boyuna, yani A artı 8'e eşit olduğunu söylerim. A buradan 5 gelmiş olur. Bana binanın boyunu A artı 8 olduğu için binanın boyu 13 olmuş oldu. Aynı şekilde ben bu sefer 2 A'nın binadan büyük olduğunu düşünürsem binanın boyuna, yani A artı 8'e 3 eklediğim zaman 2 A'ya eşit olmuş olur. A buradan 11 gelmiş olur. O zaman A artı 8'de 19 olmuş olur. Onun dışında başka da bir değerim olmamış olur. Yani cevabım 1 ve 3'tür.
Bir para çekme makinesi istenilen miktarda parayı en az sayıda dağıtıyormuş. Cansu, Buse ve Ahmet'e paraları bu kadar sayıda verildiğine göre sıralaması nedir diye. Hemen Ahmet'le başlayalım. Ahmet'in parası ne? Yani PA dediğim şey 495 mi? O zaman 4 tane yüzlük verdim. Artı bir tane 50'lik verdim. Artı 45 kaldığı için 2 tane 20'lik, bir tane de 5'lik mi vereceğim ben buna? O zaman buradan kaç gelmiş oldu? 4, 5, 7, 8 tane para Ahmet'e vermiş oldum. Aynı şekilde PB'ye bakalım. PB dediğim şey 2 tane 100 vermiş oldum. Artı 1 tane 50 verdim. 250 deyim. Artı 1 tane de 10 artı 5 verdiğim zaman 2, 3, 4, 5, 5 tane parayla bunu halletmiş oldum. PC'ye bakalım. PC 550'ymiş. O zaman 5 tane 100 verdim. Artı 1 tane 50 verdim. Totalde bu da 6 tane olmuş oldu. O zaman baktığım zaman PA'nın en büyük olduğunu buldum. C'nin ortanca, B'nin de küçük. O zaman cevabım D şıkkı olmuş oldu. Sayılarından ikisinin tek sayı, birinin çift sayı olduğu bilinmektedir diyor. Peki. Şimdi bana bunlar birer tam sayı olduğu için ben şunu biliyorum. Bir sayıyı tek bir sayıyla bir herhangi bir tam sayıyı çarptığım zaman sayının teklik ya da çiftlik değeri değişmez. O zaman ben tek katsayılarımı karaladığım zaman benim için ifadede bir şey değişmeyecektir teklik ya da çiftlik adına. O zaman iki sayım benim gördüğünüz üzere şu iki sayım birbirinin aynısı olmuş olacak. O zaman ikisi tek sayısı, A artı B'nin kesinlikle tek olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda buranın da ne olması gerekiyor? Çift mi olması gerekiyor? O zaman buranın çift olabilmesi için 2A zaten çift bir sayıdır. Kesinlikle ben B'nin çift olduğunu söyleyebilirim. A artı B'nin tek olabilmesi için de A'nın da tek bir sayı olması lazım. O zaman A artı B zaten tek olmuş oldu. 2A artı B, 2A çifttir. B zaten çifti. Bunun çift olduğunu söyleyebilirim. A çarpı B sayılardan biri çift olduğu için kesinlikle bunların çarpımı da çift olmuş olur. Yani cevabım 2, 3'tür derim. Evet, geldik buraya. K'nin 1'e olan uzaklığıyla L'nin 1'e olan uzaklığı eşittir. Çarpımları kaçtır diyor. Yani burada korsan taktik. 1.1 buraya vermiş olsam K'ye. Aynı şekilde L'ye de 1.9 vermiş olsam. 19 ile 11'i çarptığım zaman 209 gelmiş olur. O da 2,9'dur. O da hangi noktaya tekabül eder? D noktasına tekabül eder. Geçtim 10. soruya. Şey pardon 9. soruya. 9. soruda şuraları karalamışım, temizleyeyim. 10. soruda bana ne demiş? 3 kişi varmış. İkisi çikolataları toplamış. Sonra eve gelip 3. kardeşi Nilay'a mı veriyorlar? O zaman 255'i bir kere kime bölmem lazım? Nilay'a böl, 3 kişiye bölüştürmem lazım. O zaman 255'i 3'e böldüğüm zaman adam başı 85 mi düşecek? Şimdi adam başı 85 düşüyorsa Fatma'nın paketinde 2 tane 30'dan 60, 85 olabilmesi için bir tane de 75, bir tane de 10'luk mu alması lazım? O zaman geri kalanları kime verecek? Nilay'a verecek. Aynı şekilde Uğur'a bakalım. Uğur ne olması lazım? 45 alsın, 30 da alsın, 75, bir tane de 10 aldığı zaman 85 mi oldu? O zaman Nilay'a 3 paket buradan, 3 paket de pardon buradan gelmiş oldu. O zaman totalde 6 paket gelmiştir derim. Peki rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam diğer basamağındaki rakamlara tam bölünüyorsa bu sayı orta katlıymış. Yani A, B, C gibi bir sayım varsa B, A'yı da bölecek, B, C'yi de bölecek diyorsun. O zaman en büyük kaç olur? Hemen yüzler basamağına 9'u yapıştırdım. 9'u bölebilecek sayım 3'tür. O zaman buraya ben 3 verdim. Buraya da 3'ün diğer büyük katı rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olduğu için 9,36 verdim. En küçük 1 veremem. 1 verirsem ortayı kurtaramam çünkü. Buraya 2 verdiğim zaman burasına 1 vereyim. 0 veremeyeceğim için mecburen buraya da en küçük kaç vermek zorundayım? 3 vermek zorundayım. Bu da 723'ten cevabım. Evet, 11. soruya bakalım. Demiş ki ilk 5 yıl 36 santim, ikinci 5 yılda 40 santim uzadığı biliniyormuş. Uzunluklarını da vermiş bana. A, B, C'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi o zaman ben şu ikisinin uzunluğunu birbirinden çıkarttığım zaman çözümleme yaparsam ne gelmiş olur? 100 artı 10 B artı A'dan kimi çıkartmış olacağım? 100 eksi 10A eksi B'yi çıkartmış olacağım. Zaten burada gördüğünüz gibi yüzler gitmiş oldu. Ne kaldı benim elimde? 9B
eksi 9a'nın 36 olduğunu biliyorum. 9 parantezini alıp sadeleştirdiğimde de a eksi 1'in 36 olduğunu bulabilirim. Aynı şeyi üstteki ikili için de yapacağım. Birbirinden çıkarttığım zaman bu sefer de yine yüzler gitmiş olacak. 10c artı a'dan 10b eksi a'yı çıkartmış olacağım. Burada da a'lar birbirini götürdüğü için bu aradaki fark 40'tı. 10 parantezinde c eksi b'nin 40, c eksi b'nin de 4 olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra yine başta ve sonda birbirlerinden çıkartmış olursam ne olacak? Yüzler yine gitmiş olacak. Yani 100ac ile birbirinden çıkarttığım zaman birbirinden çıkarttığımda 10c eksi artı a eksi 10a eksi b ifadesi bu sefer de 76'ya eşit olmuş oldu. Peki bu sefer 76 olduğu için ben burada şöyle bir düzenleme yapacağım. 9c eksi zaten a'lar birbirini götürüyor. 9c. C'nin bir tanesini de b'nin yanına götüreyim ki. Şurada c eksi b'nin 4 olduğunu diyorum. Buraya 9 parantezini aldım da şurası a pardon. C eksi a eşittir. 4'ü öbür tarafa attığımda 72. C eksi a'nın da 8 olduğunu bulmuş oldum. Daha sonra burada şunu yapacağım. Değer vereceğim. Mecburen c'ye 9, b'ye 1 verdiğimde a'ya 1 verdiğimde. Peki şuradan şuraya yanlış yazmışım. 36 değil 6 olacak 4 olacak burası. O zaman a'ya 1 verdiğim zaman b'nin 5 olması gerekiyor. En son 3. denklemde de denersem buraya 9 vermiştim. Buraya 5 vermiştim. Burada sağlamış oldu. O zaman a artı b artı c'nin toplamı ne gelmiş oldu? 9 artı 5 artı 1'den cevabım 15 olmuş oldu. Gelelim 12'ye. Aile ile Berk'in yaş cep telefonları verilmiş. 11 tane rakamdan oluşuyormuş. Ayla'nın kümesi A, Berk'in kümesi B'ymiş. Peki bu 9 elemanlı, bu 6 elemanlı diyor. Şimdi rakamlardan oluştuğunu biliyorum ve A kümesi 9 elemanlıysa Ayla'da sadece bir rakam eksiktir. Yani ortak elemanları zaten birer kez sayıyordum. Ki gördüğünüz gibi şurada da 9'u görüyorum. Ama yukarıda kesişimlerinde de 9, daha doğrusu burada kesişimlerinde 9 olmadığı için A kümesinde Ayla'nın cep telefonunda olmayan tek rakamı bulmuş oldum. O zaman S demeyeyim. Direkt A kümesi benim için şu kümem olmuş oluyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş oluyor. B kümesi de zaten şöyle düşün. A kümesi tüm rakamlar var. 9 hariç. Kesişimler o zaman ne olmuş olacak? Zaten B kümesinin tüm elemanlar olacak. Sadece kim hariç? 9 hariç. O zaman 9'u da ekledim ki gördüğünüz üzere 6 elemanlı 6 elemanlı bir küme, 9 elemanlı 9 elemanlı bir küme olmuş oldu. O zaman A'dan B'yi çıkartacağım. A'nın elemanından 0, 1, 4, 5, 6'yı çıkarttığımda geriye 2, 3, 7 ve 8 kalmış oldu. O zaman topladığımda cevabım 20 gelmiş olur. Evet, şurayı temizlememişiz. Burada benden istediği durum ne? 4 tane g'nin üstte, fonksiyonun grafiğinin üstte olduğu, 3 tane de f'in üstte olduğu durum var. Eksik kısım aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi fonksiyonun tam sayılara bakalım, tam sayılarda. O zaman 0 değerinde kim üstte? Kırmızı üstte olduğu için g f'den büyüktür dedim. 1 değerinde f büyüktür g olmuş oldu. Bu aralığı bilmiyorum. 5'te eşitlerdir. 6'da mavi büyük olduğu için f büyüktür g'dir. 7'de kırmızı büyük olduğu için g büyüktür f'tir. Şimdi benden istediği durum 4 tane g'nin büyük olmasını istiyor. G'nin büyük olduğu 2 tane var. 2 tane daha kırmızının yukarıda olmasını mı isteyeceğim? Aynı şekilde 3 tane de f var. Burada 2 tane f yukarıda, 1 tane de mavinin yukarıda olduğunu isteyeceğim. Şıkları incelediğim zaman sadece b şıkkında bu istediğim şartlar sağlanmış oluyor. Doğru soruya geçelim. Evet. Şunu da temizleyelim. Şimdi o zaman benim F2'nin 1 olduğunu vermiş. F3 değerini istiyor. Şimdi F2'yi kullanabilmek için bir kere ben burada x yerine bir 2 yazayım. X yerine 2 yazdığım zaman burası ne gelmiş oldu? G F2 eşittir. 4 eksi 2 artı 1'den cevabım kaç olmuş oldu? 3 mü gelmiş oldu? O zaman ben F2'nin zaten 1 olduğunu biliyorum. Buradan ben G1'in 3 olduğunu elde ettim. Peki yukarıda bunu kullanabilmek için x yerine bu sefer de 1 vereyim. FG1 eşittir 5 olmuş oldu. G1'in 3 olduğunu biliyorum. O zaman götürdüm bunu burada yerine yazdığım zaman F3'ün 5 olduğunu buldum. Ki benden zaten F3'ün değerini istiyordu. Geldim 15. soruya.
bir gruptaki bir veri grubunda aritmetik ortalamanın tanımını yapmış. Daha sonra da demiş ki en yaşlısı 92, en genci 1 yaşındadır demiş. Peki o zaman aritmetik ortalamalarını bulalım. Şimdi toplamlarına T demiş olsam en yaşlıyı çıkartıp bunun aritmetik ortalamasını en genci çıkartıp bunun aritmetik ortalamasını aldığımda 45 oluyormuş. Aynı şekilde en yaşlıyı çıkartıp bunun aritmetik ortalamasını aldığımda da 38 oluyormuş. Kişi sayısını da birer azaltmayı unutmuyorum. Peki burada birbirlerine böldüğüm zaman benim işlem şuna mı dönüştü? X eksi 1'ler zaten sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 38 T eksi 38 eşittir 45 T eksi 92 çarpı 45 olmuş oldu. O zaman ben ne yapayım? Diğer her iki T'leri bir tarafta toplayayım. Buradan kaç gelmiş oldu? 7 T mi gelmiş oldu? 7 T eşittir 92 ile de 45 çarparsam 92 çarpı 45 4140 yapmış oluyor. Bundan da 38 çıkartıp 7'ye böleceğim. 38 çıkarttığım zaman 4102 bölü 7 yaptığım zaman T dediğim şey 586 olmuş oldu. Herhangi birinde yerini yazalım. Mesela burada yerini yazalım. 585 bölü x eksi 1 eşittir 45 olmuş oluyor. Buradan sadeleştirdiğim zaman x eksi 1'in 13, x'in 14 olduğunu elde etmiş oluyorum. Gruptaki kişi sayımı zaten x dediğim için cevabım 14 olmuş oldu. Geldim bir sonraki sorumuza. Evet, bir sonraki sorumuzda bize ne demiş? Aralığı vermiş. 100 eşit birimden oluşan hoparlörü vermiş. 1 ile 32 arasındayken bu görünüm varmış. 33 ile 65 arasında bu görünüm ki zaten hemen dikkatimi çekti. Şu an 33 ile 65 arasında. Bir üstünde de nokta geliyor 66 ile 100 arasında. Ses seviyesini 17 birim arttırdığında bir üst seviyeye geçiyormuş. O zaman bir üst seviyeye geçebilmesi için, bunu garantileyebilmem için ben diyeceğim ki 66 bir üst seviyenin en alt kısmıdır. Her halükarda oraya geçebilmesi için 66'dan 17'yi çıkarttığım zaman ben bu ifadenin kesinlikle mesela 49'dan yukarı değer aldığı zaman kesinlikle 17 eklediğim zaman yani en alt sınırını bulmuş olurum. O zaman ben dedim ki bu ikinci kısımda olduğu için bir kere 49 ile benim istediğim aralık 65 arasında olmalıdır ki bu aralıktaki hangi sayı 17 eklersem bir üst sınıra geçer. Yine benzer mantıklı alt 18 azaltıldığında da aşağıya geçiyormuş. Bu sefer de aşağıya geçebilmesi için de alt sınırım nedir benim? Alt şu sembolde oluşabilecek sınırım 32'dir. 32'ye 18 eklediğim zaman bu sefer de 18 azaltacağımdan dolayı yani 32 artı 18 kaç yapar? 50 yapar. Ben 50'den küçük herhangi bir şeyden 18 çıkarttığımda zaten yani 49'la 49 değil. Onu sonra birleştireceğim. Aralığım neydi benim bu aralıkta? 33 ile 50 arasında hangi sayıyı seçersem seçeyim 18 azalttığımda bir alt sekmeyim geçecek. O zaman ben diyorum ki ben bu ikisinin kesişimini almak durumundayım. O zaman bu ikisinin kesişimi de 49 ve 50 sayılarıdır. Bu ikisinin toplamını soruyor bana. Cevabım 99 Edirne olmuş olur. Evet, geldim. Çay portakal suyu içmiş. Bir de tatlı mı yemişler? Peki bardak çaylar. Çayların tanesi 1,5 lira ise toplam 7,5 lira buraya vermişler. 9 lirayı da buraya vermişler. O zaman 16,5 mu olmuş oldu? 16,5'tan buraya çıkarttığım zaman elimde benim 12 lira yani tatlı için 12 lira para mı harcamışlar? Peki bu iki arkadaş kaç bardak daha çay içseydi ödeyecekleri hesap 2 bölü hesabın ödeyecekleri toplam hesabın 2 bölü 7'si tatlıya eşit olmuş olacaktı. Yani 12'ye eşit olacak neymiş? Kaç tane daha çay eklenmiş hali mi? X tane daha çay içmiş olsun. Her çay 3 bölü 2 liraydı. Zaten toplam hesap ne vardı? 28,5 lira hesabım vardı. Bunun 2 bölü 7'sine mi eşit olmuş olacak? Hadi bunları sadeleştirelim. Burada 6 kalmış olsun. 42 eşittir. 3x bölü 2 artı 28,5 mu olmuş oldu? O zaman ben burada x'i yalnız bırakayım. 42'den 28,5'ü çıkarttığım zaman 13,5 mu kalmış oldu? 13,5 eşittir. 3 bölü 2 ise 27 3'e böldüğüm zaman x eşittir. 9 yapar. 9 tane çay içmişlerdir derim. Bir kırtasiye, etiket fiyatları aynı olan kırmızı ve mavi kalem
kampanyası yapmış. Kırmızı kalem ve mavi kalem. O zaman bir tane kırmızı kaleme 10x diyeyim. Bir tane mavi kaleme de 10x diyelim. Çünkü etiket fiyatları aynı demiş. Kampanya şu: bir alana ikincisi %50 kırmızı da, yani indirimli fiyatım o zaman ne kadar olmuş olacak? 5x olmuş olacak. Diğerinin indirimli fiyatı ne kadar olmuş olacak? %30 indirim olduğu için 7x olmuş olacak. Şimdi o zaman iki tane mavi, iki tane kırmızı alıyorsa, mavilerin birincisini 5x'ten, ikincisini pardon 10x'ten, ikincisini 5x'ten 15x para buna vermiş oldum. İkincisi de zaten burada ikinci falan diye direkt yok. %30 indirim var. O zaman iki tane de 14'e mi almış oldum? Bu 10'dan ne kadar fazlaymış? 4,5 lira fazlaymış. Yani aralarındaki fark 4,5'a 9/2'ye mi eşitmiş? O zaman ben buradan x'in 9/2 olduğunu buldum. Kalemlerden birinin fiyatı zaten, birinin fiyatı 10x'te, 10x'i soruyor bize. O da kaç yapmış oldu? 45 olmuş olur. Evet, A ve B kentlerinden birer araç bu iki kent arasında sabit hızlarla doğru, birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Peki, başlatalım. O zaman benim iki tane aracım var. A'da ve B'de birbirlerine doğru geliyorlar ve bir yerde buluşuyorlar. Buluştuktan sonra A noktasından harekete başlayan araç hızı VA olmuş olsun. VA çarpı 250 ile şu yolun tamamını alıyor. Yol neydi? Hız çarpı zaman. Aynı şekilde B'den hareket eden adam da VB olmuş olsun. VB hızıyla 160 dakikada bu yolu almış oluyor. Peki ben ilk başlangıçta harekete başladıktan sonra kaç dakika sonra karşılaşırlar? T dakika sonra karşılaşmış olsunlar. O zaman ben şunu biliyorum. A noktasından çıkan buraya VA hızıyla T sürede bu yolu gelmiştir. Aynı şekilde VB hızıyla çıkan da buradan bu tarafa gelirken yine T sürede VA bölü 250 çarpı 250 yolu mu gelmiştir? O zaman ben bunları orantıladım ve şu sıfırları da sadeleştireyim. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman VA'nın karesi çarpı 25 eşittir VB'nin karesi çarpı 16 mı olmuş oldu? Ben buradan buna 4K, buna 5K diyebilirim. Götürüp herhangi birinde yerine yazalım. Mesela şunu da yerine yazalım. VA yerine 4K yazmış oldum. 4K çarpı T eşittir VB yerine de 5K yazdım. 5K çarpı 160 oldu. O zaman K'lar gitti. Bunu buna böldüğüm zaman buradan 40 geldi. T'nin 200 olduğunu söyleyebilirim. Bir etkinliğe katılan her bir kişi için öğle yemeğinde et veya sebze sipariş verilmiş. 10 kişi menüsünü değiştirmiş. Bu sefer de hesap 80 lira artmış. Fiyattan 20 TL fazla, etin fiyatı sebzeden 20 TL fazla olduğuna göre sebze menüsünden ete geçen kişi sayısı kaçtır? Yani burada ben direkt bodos şıklardan giderdim. Zaten 50-50 değiştirmiş olsalardı zaten artış azalış birbirine eşit olacağı için değişmeyecekti. 6'ya baktığım zaman mesela 6 kişi sebzeden ete geçmiş olsun. O zaman 6 kere 2'den 120 lira fiyat artmış oldu. Geriye 4 kaldı. 4 kere 2 80 de azalmış olacak. Bu sefer aradaki fark 20 olmuş olacak. 7'ye bakalım. 7 kere 7 kişi sebzeden ete geçtiği zaman 140 lira fiyat artmış olur. Geriye kalan 3 kişi de etten sebzeye geçtiği için 60 lira da azalmış olacak. Aradaki fark 80 lira olmuş olacak. O zaman cevabım. Evet, 21'de ne demiş bize? 95 binanın yer aldığı bir mahallede her bir bina 2 veya 3 katlıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların 15 tanesi yıkılıp her birinin yerine 5'er katlı bina yapıldığında bu mahalledeki binaların katları toplamı bundan buna yükseliyormuş. O zaman ben 3 sorduğu için fark etmez gerçi de. Buna A desem, buna 95A demiş olsam, katların toplamını bulurken 2 çarpı 95 eksi A tane kat 2 katlılardan gelir. 3A tane kat da 3 katlılardan gelir. Bu toplam 240'a mı eşit olmuş olur? Peki o zaman 95'te 2 çarptığım zaman kaç yaptı? 190 artı değil, eksi 2A artı 3A eşittir 240'tan. Ben buradan A'nın 50 olduğunu bulurum. O zaman 3 katlı 50 tane, 45 tane de 2 katlı bina mı var? Peki bunlardan 15 tanesi yıkılıyor, yerine 5'er katlı binalar mı yapılıyor? Şimdi 15 tane yıkılıyorsa mesela bundan 3 katlıdan x tane yıkılmış olsun, diğerinden 15 eksi x tane mi yıkılmış olacak? Şimdi o zaman ben şöyle söyleyebilirim. Normalde 45 tane vardı. 45 taneden 15 eksi x taneyi çıkarttığımda 2 katlı binam kalmış oldu. Artı çarpı 2 kat oradan. Artı
Toplamda 50 taneden de 2 taneyi çıkarttım. 3 katlı kalan bina sayımı buldum. Artı 15 tane de 5 katlı. Yani 75 tane katta buradan geldiğinde 274'e mi eşit olmuş olacak? Buraya dağıttığımda burası kaç gelmiş oldu? 60 artı 2x artı 150 eksi 3x artı 75 eşittir 274 mü geldi? Hadi şimdi toplamamızı yapalım. Ne yapacağız? 60 artı 150 artı 75 285 oldu. Bu tarafta da 274 var. 11 mi kalmış oldu? O zaman x eşittir 11 gelmiş oldu. O zaman son durumda kaç olmuş oldu? 11 tane azaldı mı? Bana yüzde kaç azaldığını soruyor. Normalde kaçtı? 50 iken a bölü yüzde çarptığım zaman 11'e mi düşmüş? 11 mi azalmış? 11 kalan değil. 11 azalan. Zaten benden de ne kadar azaldığını soruyor. 11 azalmış. 50'de 11 azalmışsa %22 azalmış deyip direkt de yapabilirsiniz. Buradaki orantıyı da kullanabilirsiniz. Üç kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir albümde 100 fotoğraf vardır. Bu fotoğrafların her birinde ya 3 kişiden ikisi ya da üçü birlikte fotoğraf çekilmiş. Her biri eşit ve 83 tane fotoğraf çekilmiş diyor. Şimdi o zaman ben fotoğrafları şöyle düşünürsem kardeşlere. Şimdi ya birinci ile ikinci fotoğraf çekiniyor. Ya birinci ile üçüncü. Ya ikinci ile üçüncü. Ya da üçü birlikte mi? Birinci, ikinci, üçüncü beraber fotoğraf çekiniyorlar. Toplam fotoğraf sayımız ne bizim? 100 mü? Şimdi birincinin fotoğraf çekindiği mesela burada A tane fotoğraf olmuş olsun. Burada B tane fotoğraf. Bundan C tane. Bundan X tane fotoğraf olmuş olsun. Şimdi birincinin bulunduğu fotoğrafların sayısı nedir? A artı B artı X. 83'e mi eşit? Aynı şekilde ikincinin bulunduğu fotoğraf sayısı A artı C artı X. O da 83 eşittir. Üçüncünün bulunduğu fotoğraf sayısı A yok. B artı C artı X mi olmuş oldu? O da gene 83'e eşit. Peki bunların hepsini taraf tarafa topladığımda 2 tane A artı 2 tane B artı 2 tane C artı 2 tane X artı bir tane de X'in burada olmuş oldu. Sağ tarafta topladığım zaman 3 kere 8 24 249 mu gelmiş oldu? Ben zaten yukarıdan şuranın 100 olduğunu biliyorum. O zaman buradan X'e 49 mu kalmış oldu? Bana neyi soruyor? Üçünün birlikte zaten ben ona X demiştim. Cevabım 49 olmuş oldu. Evet geldim. C daha bugün, pardon, her gün eşit sayıda adım atarak bir haftada belli bir sayıda adım atmayı planlamıştır. Günlük attığı adım her gün eşit sayıda atıyormuş. Bunu unutmamamız lazım. Peki örneğin Ceyda diyor günlük adım attığında pazartesi günü 50 fazla atmış. Yani yukarıda olduğu zaman fazla aşağıda olduğu zaman eksik olduğu anlamına geliyor. Cuma günü perşembe günden 165 fazla. Cumartesi gününden de 10 adım az atmıştır. 7 günde başlangıç 7 gün sonunda başlangıçta planladığı adım sayısına eşit adım atmıştır. Şimdi başlangıçta yani günlük A tane adım atmış olsun. Adım atmayı planlamış olsun. O zaman ben de derim ki pazartesi günü ben A artı 50 tane adım atmış oldum. Aynı şekilde salı günü A eksi 100 tane adım atmış oldum. Çarşamba günü A eksi 140 tane adım atmış oldum. Perşembe günü bilmiyorum. Şuraya x diyeyim. O zaman ben a eksi x tane adım attım. Cuma günü perşembeden 165 fazla adım attığımı biliyorum. Cumartesi günü de cumadan 10 fazla attım. Yani cumartesiden 10 eksikse cumartesi de cumadan, yanlış yazdım, 10 fazla artı 175 tane adım mı atmış? Pazarda zaten 100 değil 75 tane de adım attığımı gözüküyor. Peki bunların hepsinin toplamını kaç yapacak? Hadi beraber bakalım. Hepsini topladığımız zaman, pardon, şurada A artı 75 atacak. Çünkü 75 fazla atıyor. Hepsini topladığımızda bir kere zaten ne gelmiş oldu? 7A gelmiş oldu. Kaç X gelmiş oldu? Eksi 3X gelmiş oldu. Şu yanları toplayalım. Yanları topladığımızda ne var? 50 eksi 100 eksi 140 artı 165 artı 175 artı bir de en son 75'imiz mi var? Buradan da kaç gelmiş oldu? 225. Bu zaten haftalık planladığı sayıya eşitmiş. Haftalık planladığı sayı her gün için A planlamıştı. O zaman 7 A'ya eşit olmuş oldu. 7 A'lar gitmiş oldu. 225'i 3'e böldüğüm zaman X buradan kaç gelmiş oldu? 75 gelmiş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? Cuma günü
günlük adım sayısından ne kadar fazla atmıştır? Şimdi ben neyi bulmuş oldum? Şurayı 75 bulmuş oldum. Şimdi cuma günü zaten attığı fazla adım sayısının neresidir? Şu üstte kalan kısımdır. Sen perşembeden, daha doğrusu cumanın perşembeden 165 fazla olduğunu bildiğin için o zaman şu aradaki farkı çıkarttığın zaman şuranın tamamını 165 olarak kabul edebilirsin. 165'ten 75'i çıkarttığın zaman cevabım 90 mı olmuş oldu? Geldim 24. soruya. Bir koşu parkurunda koşmaya başlayan Duygu belli bir mesafe koştuktan sonra dinlenmek için mola veriyor. Duygu moladan sonra koşu parkurunun 7/2'sini, koştuğu mesafenin 1/3'ünü ve 3/5'ini dediği için o zaman ben parkurun tamamına 60, parkurun tamamına 60x diyeyim. İlk başta mola vermeden önce koştuğu mesafenin de 1/3'ünü alacağım için 3A'da onu diyeyim. Şimdi ilk durumda ne yapıyor? 3A koştuktan sonra 240 daha giderse tüm durumun 7/12'sini, yani 7'ye böldüğümde 35x'lik kısım mı koşmuş oluyor? İkinci durumda da önceden koştuğu 3A'ydı. 1/3'ü de A yapar. Yani 3A artı A kadar koştuğunda da toplam parkurun 3/5'ini, yani o da 36x mi yapar? O zaman ben bunları taraf tarafa böldüğümde bunlar sadeleşti. 36 çarpı 3 108A artı 36 çarpı 240 eşittir 4 kere 35'ten 140 A'ya mı eşit olmuş oldu? Peki o zaman 140'tan 108'i çıkarttığımız zaman 32A 36 çarpı 240'a mı eşit olur? O zaman ben buradan 36 çarpı 240'ı sadeleştirdiğimde 32 ile A'nın 270 olduğunu bulmuş olurum. Ya 270 ise benden istediği şey ne? 60x istiyor. O zaman bir x'i bulmam lazım. Götürüp burada yerine yazalım. Götürüp burada yerine yazdığımda x'ten gelecek cevabım da 30 olmuş olacak. O zaman 60x istediği için 30 ile 60x'i çarptığım zaman cevabım 1800 elde edilmiş olur. Evet. ABCD topları hakkında bilgi vermiş. A'nın top sayısı B'nin, ABCD yazalım. A'nın top sayısı B'nin 2 katı, bunun 3 katı, bunun 4 katı olduğuna göre A'ya ben 2, 3'ün 4'ün katı olan 12 vermiş olsam B'nin 2 katı olduğuna göre 6x, C'nin 3 katı olduğuna göre 4x, buna da 3x mi kalmış olur? Toplardan birinde 8 vardır. O zaman buraya 8 vermiş olsam x'in kaç olduğunu buldum? 2. Toplam kaç top vardır? Buranın hepsini topladığımız zaman kaç gelmiş oldu? 25x'ten cevabım 50 olmuş olur. Evet, iki şerli ilçeler varmış. Yok, 3 tane ilçe varmış. D ve E noktalarında ilçeler olan kara yolları uzaklıkları tabelada verilmiştir diyor. Şimdi ben buralara kilometrede harflendirmiş olsam, mesela X desem, şuraya Y demiş olsam, şuraya Z diyelim, şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şimdi D noktasındaki adam C'ye baktığı zaman X artı Y'lik mesafenin 40 olduğunu mu görüyor? Peki aynı şekilde B'ye baktığı zaman Y artı Z artı B'nin kaç? 94 olduğunu görüyor. Peki aynı şekilde E'deki adam C'ye baktığı zaman X artı Z'nin kaç olduğunu görüyor? 66'yı görüyor. Aynı E'deki adam A'ya baktığı zaman da Z artı Y artı A'nın da kaç olduğunu görüyor? 106 olduğunu görüyor. Peki bir de ne istiyor? Onu bulalım. C'nin B ilçesine olan uzaklığının A ilçesine olan uzaklığı arasındaki farkı nedir? C'nin B'den A'yı mı çıkartacaksın? Yani X artı Z artı B'den eksi X artı Y artı A'yı çıkartmam gerekiyor.Aten X'ler sadeleştiği için Z artı B eksi Y eksi A ifadesi kaçtır diyor. Şimdi bunu oluşturabilmek için soldaki denklemlere bir ayar verelim. Bir kere eksi A geleceği için eksi A'nın tek gelebileceği yer burası. Burayı eksiyle çarpayım. Sonra x'i yok etmek istiyorum. X'i yok etmek istiyorsam da z'lerden birisi kalacak, değil mi? O zaman üsttekini değil de şunu mu eksiyle çarpmış olsam z'lerden bir tanesi kalmış olur. Evet. Bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman sol tarafta ne gelmiş oluyor? X'ler zaten gitti. Y'lerden ne kalmış oldu? Bir tane eksi y mi kalmış oldu?
Peki z'lerden ne kalmış oldu? Artı z kalmış oldu. Zaten b vardı. Bir de eksi a mı kalmış oldu? Peki istediğim ifadeyi buldum. O zaman sağ tarafı da toplayayım. Sağ tarafı topladığım zaman eksi 40, 94, 66, eksi 106 mı yağmış oldu? Doğru yazdın değil mi? 106. Evet. O zaman buradan da cevabım kaç yağmış oldu? Hepsini topladığım zaman 14 gelmiş olur. Geldim 27'ye. Ne demiş? 78 tane kalem varmış. Bunların bir kısmı maviymiş. Kalemleri 3, 4 ve 6 ile orantılı demiş. O zaman 3K, 4K, 3K artı 4K artı 6K'nın toplamlarının ben 78 olduğunu biliyorum. O zaman 13K 78 ise 78'i 13'e böldüğüm zaman K'nın buradan 6 olduğunu bulabilirim. O zaman 3K ile orantılı olan da 18, 24 ve 36 tane kalem vardır derim. Kalemlikteki her bir mavi kalemin sayısı birbirine eşittir ve kalemlerdeki mavilerin tüm kalemleri oranı 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 olduğuna göre diyor. O zaman ben mavi sayısını şöyle düşünsem. Mavi sayım benim 18, 24, 36'ya düşündüğümde 1 bölü 3 ve 2 bölü 3 gelebilmesin en uygun sayım 12'dir derim. Yani 12 bölü 18, 12 bölü 24, 12 bölü 36'ya aldığım zaman burası 1 bölü 2, burası da 1 bölü 3 gelir. Kaç tane mavi vardır diyor. Hepsinde eşit sayıda olduğu için 3 çarpı 12'den 36 tane mavim olmuş olur. Evet, bir botanik bahçesinde 2015 yaşında 7 tane 7 yaş her biri 7 yaşında olan bir grup öğrenci, 2020 yılında ise her biri 10 yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gelmiş. Görevli bu ağacın yaşı hepinizin yaşları toplamına eşittir demiş. Birinci grubun sayısı ikinci grubun sayısından 10 fazla olduğuna göre. O zaman ilk grupta x artı 10 tane adam olmuş olsun. 7 çarpı x artı 10 2015'teki yaşıdır. 2015'teki yaşı. Peki 2020'deki yaşı kaç olmuş olacak bu ağacın? 5 artmış mı olacak? Yani 70x artı 75 mi olmuş olacak? Peki 2020'de gelen adamlar kaç taneydi? X taneydi 10 yaşında olan. O zaman bu da kime eşit olmuş olacak? 10 çarpı x'e eşit olmuş oldu. O zaman ben 75 eşittir 3x'ten x'in 25 olduğunu buldum. Bana neyi soruyordu? 2020 yılındaki yaşını. O zaman götürdüm. Yerine yazdığım zaman 250 gelmiş oldu. 3 farklı okuldan ikişer öğrenci bir satranç turnuvasına katılacaktır. Turnuvaların ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulundan olmayan bir öğrenciyle eşleştirilecektir. Buna göre ilk turundaki eşleştirmede kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Şimdi her okuldan 2 tane öğrenci geliyor. A, B, C, D, E, F gibi düşünmüş olsak. Şimdi birinci A'daki adam kendi okulundakiyle eşleşmeyeceği için herhangi dördünden biriyle eşleşecek. Dört durum burada vardır. Diye daha doğrusu bu dört durumu da şöyle seçelim. Dört öğrenci iki okuldan birini seçecek. Bu seçtiği okuldan bir tane de öğrenci seçecek. Yani ikinin birlisi çarpı ikinin birlisi şeklinde A dördünün birlisini seçmiş olur. Ve o okuldaki bir öğrenciyle eşleşmiş olur. B de o okuldaki aynı mesela A, C'yi seçtiğinde B de D'yi seçmiş olsa E ile F birbiriyle maç yapamayacağı için oyun kilitlenir. O yüzden A hangi okuldan adamla maç yapıyorsa B de diğer okuldan adamla maç yapmak zorundadır. O zaman B de diğer okuldan iki kişiden birini seçmiş oldu mu? O zaman zaten herkes birbiriyle eşleşmiş oldu. İlk turdan bahsetmiş olduğumuz için. O zaman cevabım 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisinden cevabım 8'e eşit olmuş olur. Evet, 30. soruya bakalım. Çekirdek tuşları kullanarak her biri farklı satırda ve farklı üstünde olacak biçimde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Her biri farklı satır ve farklı üstünde olacak. Buna göre Kerem'in seçtiği sayıların tamamı kaçtır? Şimdi her bir sütundan ve her bir satırdan farklı bir sayı seçeceğime göre tüm durumu hesaplayalım. O zaman tüm durum 3'ün birlisi buradan bir tanesini seçtim. O zaman mecburen şurayı seçemeyeceğim. 2'nin birlisi çarpı 1'in birlisi mi olmuş olacak tüm durumu? Aynı şekilde şeye de bakmam lazım. Tek sayılara bakmam lazım. Birinci satırda tek sayı seçebilmek için 2'nin birlisi bir durum vardır. Yani 1'i seçtim.
O da ikinci satırdan mecbur 5'i seçeceğim. Üçüncü satırdan 9'u seçeceğim. Bu bir durumdur. Ya da 3, 5, 7 mi? Toplamda 2 durumu vardır. Değil mi? Zaten 1, 5, 9'u seçtiğim zaman geriye kalan durumda da tam tersi olmuş olacak. O zaman cevabım 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'e mi eşit olmuş oldu? Evet, 31. soruyla devam edelim. Bize ne varmış? ABC kartonu varmış. 3 tane ABC kartonu A köşeleri çıkartılıp kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve karton üst üste gelmeyecek biçimde düz bir şekilde şekil 2'deki birleştiriyor. Yani o zaman şuraya baktığımız zaman 3 eşit A açısı olduğu için 363'e böldüğüm zaman A açısının ben 120 olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde B'de 9 tane karton mu çakışıyormuş? 9 tane karton çakıştığı için 360'ı 9'a böldüğüm zaman buradan da 40 derece kalmış olur. O zaman C'ye 160'tan 20 derece mi kalmış olur? O zaman C açısının olabilmesi için 360'ı 20'ye böldüğüm zaman 18 tane üçgen gerekir derim. Geldim 22'ye. Şey pardon 32'ye. Şekil 1 vermiş. Uzunluğu 1 birim olan özdeş 45-45-90'lık üçgenleri vermiş. O zaman bir kere ben buraların kök 2 olacağından dolayı aşağısının 5 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde şurası da 1 midir? O zaman şurada da yine benim bir dik üçgenim mi olmuş oldu? O zaman şurasının tamamı kaç oldu? Pisagor yaptığım zaman kök 49'dan 7 mi gelmiş oldu? Benden BC'nin zaten 1 olduğunu istiyorum. CA uzunluğunu istediği için 7'den 1 çıktığı için 6 kaldı diyebilirim. Düz bir zeminde tahterevalli vermiş. 30, 15, 15 bölmüş. 9 birim yükseklikteymiş. Peki o zaman ben şuradaki dik üçgene baktığım zaman 9, 12, 15 üçgeni midir? Zaten şuralar eşitse mecburen şurası da 12 olmuş olacak. Burasında da 1-2 oran olduğu için 18 mi olacak? Yamuğun çevresini soruyor. 12 artı 18 artı 9 artı 15. O da kaç yapar? 54 yapar. Evet, havluyu azıcık aşağıya sarkıtmış. Şekil 2'de 6 santimden 12 santime mi geçmiş? O zaman 3 birim buradan yukarı çıkmıştır. 3 birim buradan aşağı inmiştir diyebilirsin. Ne vermiş sana? Şekil 1'de görünen kısmın alanı ile şekil 2'de görünen kısmın alanının oranı nedir? O zaman ben buradaki uzunluğumu A dersem bu buradan 3 birim uzun olmuş olacaktı. 6'dan 12'ye çıkabilmesi için 3 birim oradan 3 birim oradan gitti. O zaman buradaki uzun kenarıma K demiş olsam ben şunu söyleyebilirim. Alanları oranı A artı 3 çarpı K bölü diğeri neydi? A çarpı K eşittir 5 bölü 4 olmuş oldu. K'ler sadece işte içler dışlar çarpımı yaptığım zaman A'nın buradan 12 olduğunu söyleyebilirim. Havlunun uzun kenarı kaç birimdir diyor. Uzun kenarından kastı şurasının tamamını soruyor. O zaman ben şuradan zaten 12'den 24 geldiğini biliyorum. Şuranın açılmış halinden bir 12 de burada var. Toplam 36'dır derim. 5 bölmeden oluşan şekildeki dolabın önden görünümü kare biçimindedir diyor. Tamam. Dolabın üst rafı ile alt raf kapakları özdeş değil diye düşünüyorum. Burada biraz denkleme gireceğiz. Ben buradaki bir kenarına şu rengi seçeyim. A dersem burası da A olmuş olsun. Burası da A olmuş olsun. Yukarısı BB olduğu zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? 2B eşittir 3A'dan B yerine 3K, A yerine 2K yazarım. O zaman benim şunları sildim. B yerine silemiyorum. B yerine 2K, 3K yazdığım için burası 3K. Hatta şöyle yazayım. 2K, K, K ve 2K oldu. Yukarısının 3K olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir kare olduğu için tamamı da 3K olmuş olacak. Aynı şekilde ben buradan şunu söyleyebilirim. Bunların bir de ne demiş? Alanları birbirine eşittir demiş. Kapakların alanları birbirine eşittir demiş. O zaman ben buradan şunu kullanmış olsam. Şuradaki dikdörtgeninle şuradaki dikdörtgenin alanını eşit olabilmesi için. Mesela bu kenarıma 3A demeyeyim de 2A dediğim zaman mecburen buradaki kenarımı da 3A mı demeliyim ki toplam 6AK olmuş olsun alanlarım. O zaman bu bir büyük üçgen kare olduğundan dolayı 6K'nın 5A'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben buradan K'ya 5X, A'ya da 6x diyebilirim. Bana ne demişti? Uzun kenarı kısa kenarın kaç katıdır? Uzun kenarım 3a. 3a bölü 2k'yı soruyor. 3a nerede? A yerine 6x koyduğum için 18x gelmiş oldu. K yerine de 5x koyduğumda 10x oldu. Sadeleştirdiğim zaman 9 bölü 5'i elde etmiş oldum.
36'dayım. İki kenar yamuk varmış ve bunları köşelerinden birleştirmiş. Yani bunun bir köşesine şunu çakmış, bu şekilde bir şekil oluşturmuş. O zaman ben bunu alttaki kenarına K demiş olsam, üstteki kenarına da alttaki kenarına K dedim, üstteki kenarına da M diyeyim. Şuradaki ikiz kenarlarına da A demiş olayım. O zaman bir kere buradan K artı A'nın 6 olduğunu söyleyebilirim. Aşağıdan da yine şuranın A olduğunu bildiğim için A artı 3'ün de M olduğunu söyleyebilirim. Hatta buradan ben şunu söyleyebilirim. M eksi A dediğim şeyin 3 olduğunu söyleyebilirim. K artı A dediğim şey de 6 idi. Bunları taraf tarafa toplarsak M ile K'nin toplamının 9 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şekilde şuna baktığım zaman ben şunu doğrusal olarak uzattığımda burası da A olmuş olacak. Aynı şekilde şu kısmın A olduğunu biliyorum. Şuradan da bir paralellik çektiğim zaman ben gene şuradaki kalan ikiz kenar olduğu için buradaki kalan kısmın da A olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben buradan şunu görüyorum. Burası 3 A A A toplamı 6 olduğu için A'nın buradan 1 geldiğini söyleyebilirim. Peki benden ne istiyor? Yamuklardan birinin çevresi nedir? Zaten M ile K'nin toplamını 9 buldum. Buralardan da 1 1 geldiği için toplamlarıma 11 diyebilirim. 37'ye geldim. Şeklimi katlamış. Nasıl katlamış? Bir ucundan bir ucundan katlamış. Hadi biz de bunların açılmış halini çizelim. Yani bu bir kare olduğu için buraları 90 olmuş olacak. Buradan 6, buradan 9 katlamış. O zaman burası da 9, burası da 6 derim. Mesela ben şuradaki kenarıma A demiş olursam, şuradaki kenarım kare olacağı için kare biçiminde, buranın da A artı 9, yani burasına da A artı 3 kalmış olacak. Gördüğünüz üzere zaten şurada bir 9, 12, 15 üçgeni mi olmuş oldu? A'ya 9 verdiğim zaman burası 12 olmuş oldu. Benden istediği üçgenin, pardon, karenin çevresini istiyor. O zaman 9, 9'dan 18, 18 çarpı 4'ten 72 mi gelmiş oldu cevap? Geldim 37'ye, 38'e. Bana formülü vermiş. 3 tane üçgen parça çıkarılmış, düzgün altıgen oluşmuş. Yani düzgün altıgen oluşuyorsa bir açısının 60 derece olduğunu biliyorum ve dış açıların hepsinin eşit olduğunu biliyorum. O zaman şu iki açısı 60'sa 3. açısı da mecburen 60'tır ve eşkenar mıdır? O zaman ben bunların kenar uzunluklarının hepsinin A, A, A olduğunu söyleyebilirim. Çıkarılan üçgenlerin çevresi 36'ymış. O zaman 3 kere 3'ten 9A eşittir 36 gelmiş oldu. A'nın buradan 4 olduğunu söyleyebilirim. Benden altıgenin çevresini istiyor. O zaman altıgenin de bir kenarı 4 oldu. 6 kere 4'ten 24'te altıgenin çevresi olmuş olur. Pardon. Evet, 39'a geldim. Tabanın kare biçimindeki kare prizma şekildeki bir tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğinin iki katına eşittir. Bu tahta parçasının içerisinden bir ayrıt uzunluğunda, yani şurasına 2x, şurasına x demiş olursam xxx'lik bir küp mü çıkartılıyormuş? Oluşan şeklin ilk durumdaki tahta parçasının yüzey alanından 8 birim kare fazladır. Şimdi normalde benim şu alanlarım, iki tane alanım vardı. Şey olarak şekli çıkarttığım zaman, yani bir alt taban bir üst tabanım vardı. Yüzey alanında ne olmuş oldu? 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane yan yüz mü geldi? 2 vardı. 2, 4 yani 2 azaldı. 4 eklendi. O zaman 2x karelik kısım mı eklenmiş oldu? 2x kare 8 ise x'in ben buradan 2 olduğunu söylerim. İlk durumdaki tahtanın hacmi taban alana bunun karesi çarpı yükseklikten kaç gelmiş oldu? 4x küp. O zaman ben buradan 4 çarpı 8'den 32 olduğunu söyleyebilirim. Geldim son sorumuza. Geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah güzel geçmiştir. Bu zamana kadar çözüm videolarındaki doğrularınız. Evet, son sorumuza bakalım. Bana ne demiş? Dikdörtgen prizması şeklinde kapalı bir camın içerisinde 360 birim küp su vardır. Döndüre 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 yüksekliklerini söylemiş mi? O zaman hacim aynı olacak. Tabanların ayrıtlarını A, B, C olarak adlandırıyorum. O zaman 2 çarpı A çarpı B tabanındayken de 360 olacak. 3 değil, 4 çarpı B çarpı C tabanında da 360 olacak. İşte 5 çarpı A çarpı D tabanında da 360 olmuş olacak. O zaman ben bunları sadeleştirdiğimde A çarpı B'nin 180, B çarpı C'nin 4'e böldüğüm zaman 90, A çarpı C'nin de 5'e böldüğüm zaman 72 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa çarptığımda A, B ve C'nin karesi 1080'in karesine
eşit olmuş oluyor. O zaman ABC zaten kabın hacmiydi. Cevabım Edirne olmuş oldu. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah bir güzel gelecekte ileriki zamanlarda görüşmek dileğiyle. Evet, 2020 Alanya Terlik sınavımız tamamlandı. Sınava giren tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili gençler. Şimdi biz matematik sorularını çözmeye çalışacağız. Sınavda çıkan matematik sorularını hiç zaman kaybetmeyelim. Gelin ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi şöyle denmiş. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Soruyu okudunuz. 9 tane sayımız var 1'den 9'a kadar. Önce burada tabii mantıklı olan bölme ile başlamaktı. Çünkü bu sayılar arasından sadece 5 bölü 1 5'i verecekti. 5 ile 1'i bu şekilde kullanmış olduk. Sonra toplamaya bakarsak toplamada da arkadaşlar 1 kullanıldığı için 2 ve 3 gerekecekti. Değil mi? Peki 1, 2, 3 kullanıldı. O halde buraya 4 yazmam gerekiyor. Hangi sayıdan 4 çıkarsa 5 kalacaktır. 9'dan. Kimler kullanıldı? 1, 2, 3, 4 ve 5 kullanıldı. Geriye 6, 7 ve 8 kaldı. 9 da kullanılmıştı çünkü. Bu 3 sayının toplamı 7 kere 3'ten 21 verdi. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C asal sayılar olmak üzere bir eşitlik verilmiş. A, B ve C'nin toplamı sorulmuş bize. Öncelikle sağ taraftaki bu 143 sayısını bir çarpanlarına ayıralım isterseniz. 11 çarpı 13 demektir. Bu durumda şunu görebiliyoruz. Bakın A, B ve C asal sayılardı. Eşitliklerimizin bütün kısımları 2 tane çarpandan oluşuyor. Demek ki bunlardan biri 11, biri 13 olacak. Peki diyelim ki A sayısı 11 olsa arkadaşlar. A artı B 13 olacak şekilde A'ya 11 seçmiştik. B'mizin 2 olması gerekiyor. B 2 olduğu zaman 13'ü veriyor. B'de 2 bir asal sayı mı? 2 de bir asal sayı mı? Evet. Bu durumda C'miz de 13 gelecektir. Tamam, işler yolunda gitti. Toplayalım bunları. 25, 11 daha 26. Yani bu sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Üçüncü sorumuzu kontrol ediyoruz. Bir üstü sayı sorusuydu. Evet, mat 1 kısmından sorular gördük fazlaca arkadaşlar. Elbette çünkü limit türev integral yoktu. Bakın bu soruda 9 üzeri x ifadesi vardı. Onu aynen tutalım isterseniz. Eksi 3 üzeri 2x var. Bu da 9 üzeri x demektir. Ya da dilerseniz şöyle yapalım. 9 üzeri x gördüğümüz yere arkadaşlar 3 üzeri 2x diyelim. Sanki bu şekilde daha hızlı gideriz. 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x bölü 3'ün karesinden 9 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Bakın şurada bir payda eşitleme yaparsak 9 tane 3 üzeri 2x'ten bir tane 3 üzeri 2x çıktığı zaman 8 tane 3 üzeri 2x bölü 9 kalacaktır. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 eşit olacak şekilde. 3 üzeri 2x bölü 9 biliyoruz ki 9 3'ün karesi demektir. Bu durumda tabanlar aynıken üstleri birbirinden çıkarttım. 8 gördüğüm üzeri 2'nin küpü diyelim. Kalemin rengini değiştirelim. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 2x eksi 2 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 olmuş oldu. Bu durumda x ve y tam sayı olduğu için bakın y'nin 3'e eşit olması gerekir. 2x eksi 2'nin de 6'a eşit olması gerekir. Buradan 2x eksi 2 8, 6 dersek 2x 8 x de 4 gelecektir. 3 ile 4'ün toplamı da bizi 7 cevabına götürecektir. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yine TYT sorularından hatırlayabileceğimiz bir soru tarzı. Bakın son yıllarda çok fazla da geliyor karşımıza bu şekilde sorular. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu N kenarlı çokgen sembolünün değeri A artı 1 A artı 2 nokta nokta A artı N çarpımına eşittir denmiş. Örnekte daha da açıklayıcı olmuş. Örnekte 2 yazıyor. 2'nin bir fazlası olan 3 ile başlıyor. Ve işte buradaki terim 4 adet. Çünkü çokgenimiz gördüğünüz üzere bir kare. Dolayısıyla 4 tane 3'ten sonra devam edecek şekilde artışık devam edecek şekilde 4 tane sayı çarpıyor. Peki durumu anladıysak gelin eşitliği kuralım. 4'ün bir fazlası olan 5'ten başlamamı söylüyor. 8 kenarlı bir çokgendeyim arkadaşlar. Dolayısıyla da 8 tane terimimiz olacak burada. 5, 6 diye başlayacak. Kaça kadar? 12'ye kadar gelecek. Doğru mudur? Neden? Çünkü 5 ile 12 arasında 5 ile 12 de dahil olmak üzere 8 terim vardır. Aşağıdan devam edelim. 5'in bir fazlası olan 6 ile başladık. 6, 7 diye devam ediyor gördüğünüz üzere. Burada da bir altıgenle karşı karşıya olduğumuz için 6 tane terim olacaktır. 11'e kadar gelmek zorundayım. Bakın şurada 6'dan 11'e kadar olan sayıları 6'dan 11'e kadar olan paydadaki sayıları sadeleştirirse 5 çarpı 12'den
60 gelecektir. 60'ı nerede arıyoruz? Bu şıklarda arıyoruz. D'yi kontrol edelim. Bakın 2'nin bir fazlası olan 3'e gittim. 3 çarpı 4 çarpı 5 anlamındadır. Çünkü üçgen üçkenarlı. 3 çarpı 4 çarpı 5'ten yanıtımız D gelecektir. 4. sorumuzun cevabı da bu şekilde D olacaktı. Devam edelim. Zaman kaybetmeyelim. Bir eşitsizlik sorumuz var. 5. sorumuza bakıyoruz. Buradaki eşitsizlikleri kontrol edersek A-B küçük 0 denmiş. Bu durumda AB'den küçüktür arkadaşlar. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Şuraya odaklanalım. Bakın her iki taraftan C'ler gittiği zaman 0 küçük eksi B'dir. Bunu eksiyle çarparsam B küçük 0 anlamına gelecektir. Bunu da buradan rahatlıkla görebiliriz. Şu parçadan da C'nin 0'dan büyük olduğunu okuyabiliyorum. C 0'dan büyükmüş. Tamam mı? Elimizde neler var? B'nin negatif olduğu var. C'nin 0'dan büyük olduğu var. A'nın da B'den küçük olduğu var. Demek ki A da bu durumda neymiş arkadaşlar? Onu da yazalım. 0'dan küçükmüş. A da negatif. Bakın 3 tane bilgi şu an karşımda duruyor. C pozitif, diğerleri negatif. Bu üçünü çarparsak pozitif olur. Evet, hakikaten pozitif olur. A ile C'yi toplar isek. Biri 0'dan küçük, biri 0'dan büyük. Net bir bilgi var mı elimde bunları topladığım zaman? A ile C'yi topladığım zaman kesinlikle 0'dan küçük olur ya da büyük olur diye. Hayır. O zaman devamını getirmeme bile gerek yok. Üçüncü öncüde bakıyorum. A eksi B hatırlarsanız 0'dan küçüktü. Yukarıda yazıyordu. B eksi A o zaman 0'dan büyük olacaktır. Şurası pozitif. C zaten bakın pozitifti. İki pozitif sayının toplamı yine pozitiftir. Her zaman doğru olan Denizli şıkkındaki 1 ve 3 ifadesidir. Altıncı sorumuz bir mutlak değer sorusuydu. Mutlak değer sorusunda bakın eşitliğin 1'e eşit olduğu söylenmiş. Bu nasıl sağlanabilir? Mutlak değerli ifadelerimizden bakın şu üçünün 1, 0, 0, 0, 1, 0 ya da 0, 0, 1 olduğu şartlarda sağlanabilir. Başka alternatifimiz yoktur sevgili gençler. Şimdi burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki şu birinci alternatifle başladık. X eksi 3'ün 1 olduğudur. X eksi 3 1 derseniz x ne olacaktır buradan? Ya 2'dir değil mi? Ya da 4'tür. Şimdi x 2 ve 4 iken şuralarda yerine yazarsanız bakın bu ifadelerin mutlak değerlerin içleri 1 2 x artı y 1 2 x artı y'nin 1 eksi. Yani bu sayılar birbirlerinden kesinlikle farklı. Ya bir fazla ya bir eksik. O şekilde konumlanmış. O zaman biz x y'ne değerler verdiğimizde buradan açıkçası ikisinin de aynı anda sıfır olma ihtimali yoktur. O zaman birinci öncülü kontrol etmenin de anlamı yoktur. Bizim ikinciye ve üçüncüye odaklanmamız gerekiyor. İkincide de üçüncüde farkındaysanız birinci terimimiz ikisinde de sıfır. X eksi 3 sıfırsa x buradan 3 gelecektir. X'in 3 olduğunu bilerekten yolumuza başlayalım. X gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Bu durumda 6 artı y artı 3 yazdık 6'dan 1 çıktı 5 artı y. Eşittir kaç geldi? 1 geldi. Şimdi 2 ve 3. durumlarda ya bu birinci terimin 1, ikincisi 0 ya da tam tersi. Bu 0, bu 1. Tamam mıyız? Peki yukarıdakine bakarsak 6 artı y 1 olacak şekilde. Yani 5 artı y de 0 olacak tabii ki. Buradan y kaç gelecektir? Eksi 5 gelecektir. Her ikisini de sağlıyor mu? Eksi 5'i her ikisini de yerine koyduğum zaman evet sağlıyor. Aşağıdakine bakalım. 6 artı y'ye 0 verirsek buradan da y eksi 6 gelecektir. Sağlıyor mu yan tarafı? Tamam sağladı. O zaman y dediğimiz değerler ya eksi 5 ya da eksi 6'dır. Ya uzun uzadıya çözülecek bir soru değil. Sadece sistemi hızlı bir şekilde kurmak gerekiyor. Eksi 11 cevap oldu. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz bir basamak sorusuydu. Bir çözümleme sorusuydu. Yani derslerde çok fazla yaptığımız tipten sorularda açıkçası. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Zorlanmış olduğunuzu düşünmüyorum. ABA 3 basamaklı bir doğal sayımız var karşımızda. Bunu çözümler isek 101A artı 10B gelecektir. Tamam. Bunu arkadaşlar 2 basamaklı A1 doğal sayısına böldük. Yani 10A artı 1'e böldük. Bölüm 13 geldi. 13 ile 10A artı 1'i çarparsam 130A, değil mi? Hızlı bir şekilde yazalım. Artı 13. Harika. Kalan da 19'muş. Kalanı da buna ekleyelim. Bölme algoritmasını hızlı bir şekilde oluşturduk. Şimdi buradan sonra olayımız tabii ki mat 1'in temel işlemleri. 101'i karşıya attım. 29A geldi. Şunlar gitti. 10B burada kalsın. 13 ile 19'un toplamı 32. Tamam. 10B onun bir katı. Sağ tarafında onun katı olmasını istiyorsak bakın burada 2 var birler basamağında. Bu terimimde son basamağının birler basamağının ya da 8 olmasını bekliyorum. A bu durumda 2 olmaktan başka şansı yok. A yerine 2 yazdık. Kaç geldi? 29 çarpı 2 58. 58 32 daha 90 geldi. Evet. 10B buradan arkadaşlar 90 geldi. B de buradan
9 geldi. A2, B9 toplam 11. Devam ediyoruz. Küme sorumuz vardı. Kartezyen çarpım sorusu daha doğrusu. Bu da oldukça keyifliydi. Şimdi bakalım A kesişim B kümesi en az 3 elemanlıdır demiş. Bir kümeler oluşturalım isterseniz. A kartezyen B'nin bir alt kümesi verilmiş. Yine A kartezyen C'nin bir alt kümesi verilmiş. O zaman kümelerimizi tam anlamıyla oluşturamaz. Hatta aşağı yukarı bazı şeyleri konuşabiliriz arkadaşlar. Şimdi A kümesiyle başlayalım. A kümesinin elemanları bir kere 1, 2, 3 olacak değil mi? Bunu garanti ediyorum. Başka şeyler de olabilir elbette. B kümesine bakalım. B kümesi de 2, 3, 4 olacak. 2, 3, 4. Bu da tamam. Başka aşağıdaki A kartezyen C kümesine geldiğimizde bakın sıralı ikililerden birincisi A'nın elemanı. Yani 1, 2, 1, 3 ve 4. Dolayısıyla 4'ü de ekliyorum buraya. Şimdi geldim C'ye. C de 2 ve 4'ten oluşuyor. Harika. Tabii başka elemanlar da olabilir. A kesişim B kümesi en az 3 elemanlıdır. A ile B'yi kesiştirirsek 2, 3, 4 gelecektir. Garanti ediyorum. A kesişim C kümesi en az 3 elemanlıdır. A kesişim C hayır en az 2 elemanlı olabilir. B kesişim C yine en az 2 elemanlı olabilir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı yalnız 1 olacaktır. 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bakın bir küme sorusu. 2 tane küme sorusu peş peşe gelmiş. Normalde beklediğimiz bir şey değil bu ama biliyoruz ki pandemi sürecinden ötürü son grubun yani limit türev integral grubunun sınavdan alınmasıyla beraber soru tarzları da soru sayıları da değişti tabii konu bazında. Şimdi yine bir küme sorusu var. Her elemanı bir pozitif tam sayı olan bir kümenin eleman sayısı bu kümenin en küçük elemanın değerinden bir fazla ise bu küme geniş küme denir. Örneklememiş ama mesela şöyle bir şey. 2, 3, 4. En küçük elemanı kaç? En küçük eleman 2. 2'nin bir fazlası 3. 3 elemanlı mı? SA3 mü? Evet. O zaman A kümesi gördüğünüz üzere bir geniş küme. Örnekledim ben sizin için. Şimdi bakalım. A, B ve C geniş kümeler olmak üzere demiş. Birleşimini 1'den 9'a kadar olan rakamlarımızı vermiş. Kesişimde 3 var. 1 A'nın elemanı 6 B'nin elemanı denmiş. Şimdi biz kümeleri yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım. A kümesini bir açalım bu şekilde. Bir de B kümesi var. Bir de C kümesi var. Bizden C'yi istiyor tabii ki. Şimdi 1 A'nın elemanıysa zaten 1 en küçük eleman. Bu durumda SA'nın A'nın eleman sayısının 2 olması gerekir. Bakın A kesişim B 3'müş. O zaman kesişimde 3 elemanı varsa A ile B'nin kesişiminde A kümesi de 3 de var demektir. A kümesi kapandı bitti. Çünkü 1 en küçük elemanıydı. Dolayısıyla eleman sayısı da 2 olduğuna göre 1 ile 3 A'nın elemanı. Tamamdır. Sonra geldim B'ye. Şimdi B'ye bakıyorum. B'de bir kere 3 var. Doğru mu? Çünkü kesişimden kaynaklı. Bir de 6 B'nin elemanıymış. Buraya da eklemem lazım 6'yı. Peki. Şimdi arkadaşlar başka bir bilgi yok elimde. Artık şıklara yönelebilirim. C kümesi 1 ve 2 demiş. C kümesi 1 ve 2 olursa birleşim nasıl bu olabilir değil mi? Mümkün değil. Çünkü A kümesi 1 ve 2 idi. B kümesinin B şıkkına bakalım. C kümesi 3, 4, 8, 9 diyor. 3, 4, 8, 9. Şimdi kapattığımızı varsayalım. Peki. Şimdi yukarıda o zaman 2 buna kaldı. Doğru mudur? 5 de buna kaldı. Fakat en küçük eleman 2 iken bak eleman sayısı 4 oldu. O zaman B'ye gitti. Geri gelelim. Bunun mümkün olmadığını anladınız diye düşünüyorum. 3, 5, 7, 8'e bakalım C şıkkına. Şunu silelim. 3, 5, 7 ve 8. 3, 5, 7, 8 varken yine bakın 2 var burada doğru mudur? 9 var. En küçük eleman yine 2. Fakat eleman sayım 4, 3 olması gerekirken. Üzgünüm C de olmadı. Bunu da siliyorum. Zaten 4 ile başlayacağız. Kendini hissettiriyor gibi sevgili gençler. 4 ile başladık. 4. D şıkkına bakıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. Yine kimler yok? 2 ve 9 yok. Yine olmadı bakın. Yine olmadı. Demek ki cevabımız Edirne'ymiş. 4, 5. 4, 5, 7, 8, 9. Bu durumda 4, 5, 7, 8, 9'da bu kümeyi kapattım. Buraya da sadece 2 elemanı kaldı. En küçük eleman 2. SA'mız 3 oldu. Burada da en küçük eleman 4. SA'mız 5 oldu. Her şey sağlandı. Cevap Edirne oldu. Gayet şık. 10 numara bir soru olmuş. Açıkçası ben oldukça beğendim arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım şimdi. Karmaşık sayılar kümesindeyiz. İşleminin sonucu sorulmuş. Zor bir soru değildi. Bakın eşitliğimizi çektik şu şekilde. Kesir çizgimizi de çekelim. 1 eksiği 1 artıyı aşağısı ne olacaktır?
A kare eksi b kareden tabii 1 eksi i kareden eksi i karede artı b olduğu için 2 olacaktır. Uzatmıyorum. Bunu zaten sene içinde defalarca yaptınız. Şuraya bakalım. 2i eksi i kareden artı 1 oldu. 2i artı 1 ile 2 eksi 4i gelin çarpalım hızlı şekilde. Şuradan 4i geldi. Buradan eksi 4i geldi. Harika. Arkadaşlar imajiner bir kısım yok. O zaman sabitlere bakalım. 2 ile 1 çarptık. 2 geldi. Eksi 4i ile 2i çarptık. Buradan 8 mi geldi? 10 bölü 2'den 5 cevabı çıktı. Açıkçası bu da oldukça kolaymış. Peşine bir karmaşık sayı sorusu daha. Yine bakın karmaşık sayılarda çok derine dalmadığımız için ÖSYM'de bu anlamda çok zorlamıyor bizi. Z'nin eşleninin A-B olduğunu biliyoruz. Şöyle yapalım. 6 artı 2 eşittir Z ile Z'nin eşleni çarpılınca ne geliyordu arkadaşlar? Z'ye tabi hemen şurada A artı B'yi diyelim. A kare artı B kare geliyordu. Bunu bilmiyoruz. Bilmeyenimiz yoktur zaten aramızda. Dönem içinde çok fazla böyle soru çözdünüz. Bir de z ile i çarpıyoruz. Yani a artı b ile i çarparsak artı a çarpı i eksi b ifadesi geldi. Buradan a kare artı b kare eksi b polinom eşitliği yapıyoruz. Ya da imajiner kısmı imajiner kısma, real kısmı real kısma eşitliyoruz bir başka deyişle. A kare artı b kare eksi b dediğimiz ifade 6'ya. A da 2 eşit olacaktır. Yukarıda a gördüğüm yere 2 yazarsam 4 yaptı. Yani b kare eksi b eksi 2 eşittir 0 geldi. B eksi 2'ye 1 dersek b'miz ya 2 gelecektir ya da eksi 1 gelecektir. Tamam mıyız? Şimdi a 2 bulmuştuk. Gelin karmaşık sayılarımızı yazalım. A 2 ise ya 2 artı 2 olur ya da arkadaşlar 2 eksi i olur. Şuna z 1 şuna z 2 diyelim. Karmaşık sayıların toplamı sorulmuş. 2 tane z değeri bulduk. Bunların da toplamı 4 artı i olacaktır. Cevabımız bu durumda denizlidir. 12. sorumuza bakıyoruz. Yine oldukça güzel bir soru. A ve B asal sayılar olmak üzere. Bakın üstten çizgi olduğu zaman A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en büyük iki basamaklı doğal sayı. Alttan çizgi ise en küçük 3 basamaklı doğal sayı olarak tanımlanmış. Örnek verilmiş. 3 üzeri 4, 7 üzeri 0, 81. En büyük iki basamaklı sayı. 3 üzeri 1, 7'nin karesi. En küçük 3 basamaklı sayı. Alttan çizgi kullanıldığı zaman burada arkadaşlar bakın 5'in küpü bize yeter. Doğru mu? 3 üzeri 0 çarpı 5'in küpü dersek burası 125 olacaktır. 125 3 basamaklı en küçük sayımız oldu. 3 ve 5'i kuvvet olarak kullandığım zaman. 2 ve 3. 2 ve 3 ile neler var? Bunlar haşır neşir olmak lazım. Tabii bu sayılarla aramızın iyi olması lazım. Sene içerisinde çok fazla yaptık bunlarla işlem. 96 vardı değil mi? 32 çarpı 3. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3 dersek bakın 2 basamaklı en büyük sayı olan 96'yı elde ederiz. 125'ten 96 çıkarsa 29 yanıtını buluruz. Soru güzel ama çözümü çok da uzun değil. Yine bir polinom eşitliği yapacağımız fonksiyon sorusu vardı. Matematikteki hani TET sorusuna benziyordu açıkçası. Zor bir soru değildi. Hemen bakalım. F bileşik fx'im var burada. Yani a x gördüğümüz yere tekrar ax artı b yazıyoruz. Buradan ne gelecektir? A kare x. Doğru mu? Şöyle yapalım. Ax artı b daha rahat görelim. Artı ab artı b. Fx artı 2 a tane x artı 2 artı b'ye bakıyoruz. Buradan ax artı 2a artı b gelecektir. Bir de şununla tekrar toplarsam 2ax artı 2a artı 2b mi geldi? Evet. Harika. Şimdi o halde a kare x'in 2ax'e eşit olması gerekiyor değil mi? Polinom eşitliğinden bahsetmiştik az önce hatırlarsanız. A kare eşittir 2a dersek a buradan ne gelecektir? A buradan şunun birini silersek 2 geldi. Değil mi? A sıfırdan farklı bir sayı çünkü arkadaşlar. Mecburen bu olmak zorunda. A'mız 2 geldi. Kök kaybı yaşamadık yani. Sonra yerine koyduk. Yerine koyarsak 2, 3b geldi buradan. Değil mi? Şurada yerine koyduk. A gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman 4 artı 2b gelmiş oldu. B de buradan 4 geldi. Yani fonksiyonumuz, fx dediğimiz fonksiyonumuz 2x artı 4'müş. 3 yazıyoruz yerine 2 çarpı 3 artı 4'ten 6 artı 4'ten 10 yanıtını bu şekilde hızlıca bulabiliriz. Evet gelelim 15. sorumuza. Evet fonksiyon grafikleriyle ilgili hakikaten orijinal sorular soruyor her zaman ÖSYM'e. Yine onlardan bir tanesiydi. Şimdi grafik verilmiş. Bir kere bir değerine eşit iki tane tanımlı kümesindeki elemandan bahsedilmiş. Bunlar A ve B. İsterseniz y eksenindeki şu bir çizgimizi, x eksenine paralel olan çizgimizi çekelim daha doğrusu. Şöyle cetvelimizi açalım. Evet şurası 1 olsun.
Bir de 3 lazım bana. 3 de burası olsun. Tamam. 1 olan kısımları gösterelim. İşte şunlar 1 olan kısımlar. 3 olan kısımlara bakalım. Onları da farklı kalemle yapalım. İşte onlar da 3'e eşit olan kısımlar da bunlar arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki. Şimdi 1'e eşit olanlar, yani siyah olanlar, hatırla, A ile B. Tamam mı? Yani şunlar AB olabilir. Ya da şu da AB olabilir. Yeşil olanlar ise C ve D. Şimdi sıralama yapacağız beraber. Siyah kalemimizi alalım, yapalım. A, B, C, D sıralamasını yapabilir miyiz? Deneyelim. A'mız siyahtı, değil mi? Peki A'yı şuraya yazdım. Peşine B yazdım. C, D. Gayet yapılabilir. Bir doğru. Sonra C, A, B, D yapılabilir mi? Önce yani uzun çizgilerle başlıyor. O zaman direkt C'yi şuna yapıştıralım. Sonra A. Tamam, problem yok. B denmiş. B. İşte D denmiş. Bu da olur. Yanındaki de olur. Harika. Hiçbir problem yok. İkinci öncül doğru. C, D, A, B'ye bakıyoruz. C'miz ve D'miz. İkisi de pembe çubuklardan olacak. C buysa D'nin otomatik bu olması gerekiyor. Güzel. Ama buradan sonra kullanacağım iki tane siyah yok. Bakın şu D'den sonra iki tane siyah olmadığı için üçüncü öncül kesinlikle yanlış olmuş oldu. Evet, analitik düşünmek anlamında bu soruyu açıkçası iyi puanlayabiliriz. Gayet keyifli olmuş. 15. sorumuz bir polinom sorusuydu. Hemen bakalım. Px ve Rx polinomlarımız var. Bir de Qx polinomumuz var arkadaşlar. Rx birinci dereceden bir polinom. O halde Rx'e Ax artı B diyebilirim. Tamam mıyız? Px ve Qx'im de sabit olmayan birer polinom. Buna göre Px ve Rx polinomlarının sabit terimleri aynıdır. Şimdi Qx polinomu da atıyorum Cx artı D olsun. O zaman D ile B'nin çarpımından Px polinomunun sabit terim BD gelecektir. Eşitler mi? Hayır. Birisi B iken birisi BD olmuş oldu. Mümkün değil böyle bir şey. O halde birinci öncül kesinlikle yanlış. Yani tabii doğru olduğu durumlar olabilir mi? Qx'in tabii burada sabit polinom olması lazım. Sabit olmadığı için mümkün değil. Peki ikinci öncüle bakalım. Px'in grafiği bir parabol ise Qx'in grafiği bir doğrudur. Yani bu ikinci derecedense arkadaşlar parabol. Bunun birinci dereceden olması gerekiyor. Gerçekten öyle. Rx de bir birinci dereceden polinomdu. O zaman ikinci öncül doğru. Qx polinomunun her kökü Px polinomunda bir köküdür. Bunlar polinom arkadaşlar. Yani paydadaki ifadeler ya da işte kökün içindeki ifadeler gibi şeylerden buradan bahsedemeyeceğimiz için kesinlikle Qx'in kökü Px'in de kökü olacaktır. Üçüncü öncülle ilgili de bir problem yoktur. Cevabımız bu durumda Edirne'dir. 16'ya bakıyorum. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı Px ve Rx polinomları için 2 ve 6 ortak köklerdir. Yani şimdi Px'i yazalım. Unutma en yüksek dereceli terimin katsayısı 1. O zaman bir tane x eksi a yapalım buraya. Sonra 2 ve 6 kök olduğu için x eksi 2 ve x eksi 6 diyelim. Şimdi Rx'i yazıyorum. Rx polinomu da x eksi b olsun. Yine köküm 2 ve 6 olduğu için x eksi 2 ve x eksi 6'yı yazmak durumundayım. Peki şu cümleden ne anlıyoruz? Px ve Rx polinomu x eksi 1 ile bölümünden kalan 10'sa x gördüğümüz yere 1 yazdık. Bu durumda p1 eksi r1'in 10 olduğu söylenmiş. Tamam. İşimiz kolay bu saatten sonra. Düzeneyi kurduk. X gördüğümüz yere 1 yazalım. Px polinomunda bakalım p1 neymiş? Şurası eksi 1 eksi 5. Yani 5 geldi değil mi? X gördüğümüz yere 1 yazdığım zaman 1 eksi a geldi. 5 tane 1 eksi a ya da 5 eksi 5 a da yazabilirim. R1'e bakalım. Aynı şey burada da var. R1 yazdığım için şuradan 5 gelecektir. 1 eksi b 5 tane 1 eksi b geldi. Yani 5 eksi 5 b olmuş oldu. Bunları birbirinden çıkartırsam 5'ler birbirini götürdü zaten. Değil mi? Dolayısıyla bu pozitif oldu. 5 parantezinde b eksi a diyelim. Eşittir 10 geldi. B eksi a da 2 çıktı. B eksi a'nın 2 olduğunu bulduk. Bize ne sorulmuş? P0 eksi R0 sorulmuş. Peki P0 neymiş bakalım. X gördüğümüz yere 0 yazarsak şurası eksi a geldi. Yani eksi 12 a yaptı. Peki R0'a bakalım. R0'da arkadaşlar eksi 12 b geldi. Değil mi? Bunları birbirinden çıkarttık. P0'dan R0'ı çıkartınca 12 parantezinde b eksi a yaptı. B eksi a 2 bulmuştuk. 12 çarpı 2'den 24 cevabına erişmiş olduk. Bu da güzel bir
polinom sorusu olmuş. Bunu da oldukça beğendik. Devam edelim. Bakın bir binom sorusu bu sene kesinlikle bekliyorduk ve karşımıza geldi. Çok da zor değildi. İfadesinin açılımında terimlerden biri m çarpı x üzeri n çarpı y karedenmiş. Bunu çok hızlı bir şekilde yazabiliyorduk. Diyorduk ki 7'nin şuradaki 2'den faydalanıp ikili kombinasyonu çarpı x karenin 5. kuvveti çarpı 2y'nin yine karesi. 7'nin ikilisi 21'di. Şuradan 2'nin karesi gelmişti 4. Bir de x üzeri 10 yaptı. Yani 84 buradan 10 buradan 94 yanıtı hızlıca bizim karşımıza gelmiş oldu. Yine her sene beklediğimiz sorulardan bir tanesi ikinci dereceden bir denklem var. Bakın köklerini a ve b diye vermiş. Kökler çarpımıyla başlayalım. A çarpı b c bölü a'dan 8 bölü 2a geldi. Peki buradan b'ler gidince a kare eşittir 4. A dediğimiz ifade ya 2 ya da eksi 2 olacaktır. Ama a ve b gerçel sayıları pozitifmiş. Eksi 2 sildik. A'mız 2'ymiş. Şimdi kökler toplamına bakalım. A artı b. B'nin a'nın 2 olduğunu unutma bu arada. Eksi 5, eksi eksi 5b bölü 2a'dan yani 5b bölü 2a geldi. A gördüğümüz yerlere hadi 2'leri yazalım. 2 artı b eşittir 5b bölü 4. Yani 8 artı 4b eşittir 5b dersek b'miz de buradan 8 gelecektir. B8, A2 toplayınca 10 cevabına ulaştık. 19'a bakıyoruz. Yine az önce yaptığımız o fonksiyon sorusu gibi güzel grafiklenmiş bir ifade. İkinci dereceden bir denklemimiz var. Bunu parabol olarak ifade edeceğiz. Bakın AX kare artı BX artı C. Y eşittir 1 doğrusuyla BC noktalarında. Y eşittir 6 doğrusuyla ise sadece A noktasında kesişmektedir. Hemen bu parabolü çizelim. İşte şu. Bakın burada mesela şunun C olduğunu bilebiliyoruz. Değil mi? Y eksenini kestiği için konuşabiliriz. Bu durumda madem işaret bakıyoruz, C'nin otomatikman sıfırdan büyük olduğunu söyleyelim. Sonra kollar aşağı, kolların aşağı olması demek baş katsayının yani en büyük dereceli terimimizin katsayısının sıfırdan küçük olduğu anlamına gelecektir. A sıfırdan küçük, C sıfırdan büyük. Buna uygun C ve E var. Bir de B lazım. Bu da kökler toplamıyla bulunabilir. Ya da işte tepe noktası daha mantıklı değil mi? Tepe noktasından yürüyelim. Şuna R dersek, R'mizin negatif olduğu belli. Yani eksi b bölü 2a'nın negatif olduğunu görebiliyoruz. A'mız zaten negatifti. Demek ki yukarısının arkadaşlar pozitif olması lazım. Eksi b pozitifse b de negatifmiş. B de sıfırdan küçük, a küçük, b küçük, c sıfırdan büyükse cevap Edirne'dir. Yine güzel bir logaritma sorusu. Bu tarz logaritma sorularından biz denemelerimizde çözmüştük arkadaşlar. Buna benzer sorular. Bakın şimdi bir çubuk var. Bu çubuk bir dört parçaya bölünmüş. Bir de aynı çubuk 10 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte bu. Doğru değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam doğru yapmışız. Şunları geri alalım. Diyor ki yukarıdaki parçaların her biri logaritma 5 tabanında x'i ifade ederken aşağıdaki parçaların her biri de logaritma 5 tabanında x kare bölü 25'i ifade ediyor. Bunları o zaman bütüne gidelim. Şunu 4 parçaydı. 4 ile çarpıyorum yukarıdaki ifadeyi. 4 tane logaritma 5 tabanında x eşittir. Şunu da 10 ile çarpalım. 10 tane logaritma 5 tabanında x kare bölü 25. Tamam. Şunlar azıcık sadeleşsin. Şurada 2, şurada 5 kaldı. 2'yi tepeye atalım. Logaritma 5 tabanında x kare. 5'i de tepeye atalım. Logaritma 5 tabanında x bölü 5'in karesinin 5. kuvveti yani 10. kuvveti. Şunlar aynı olduğu için gitti. X'in karesi eşittir x üzeri 10 bölü 5 üzeri 10'a eşit oldu. Buradan x üzeri 8, 5 üzeri 10 geldi. Doğru mu? Bununla ilgili bir problem yok. X nedir dersek 5 üzeri 10 bölü 8'dir. Şimdi bize çubuğun uzunluğu sorulmuş. Yerine yazmam lazım denklemlerden birinde. Birinci denklemi tercih edelim. 4 tane logaritma 5 tabanında x gördüğümüz yere 5 çarpı 5 üzeri pardon 10 üzeri 8 yazdık. Şu 1 zaten 10 üzeri 8 başa düştü. 10 bölü 8 pardon 10 bölü 8 ile 4'ü çarparsak da yanıtımız arkadaşlar 5 olmuş oldu. Evet. İlk bölümü burada bitirelim. Soruların devamını da ikinci videomuzda çözeriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım tekrar merhabalar. 2020 AYT matematik sorularında 21. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi bakın n bir tam sayı ve 1 ile 100 arasında olmak üzere İfadesinin değeri bir pozitif tam sayı eşittir denmiş. N sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi logaritma 2 tabanında şuraya yazılacak yani soru işaretine yazdığım yerin bu ifadenin bir tam sayı olabilmesi için 2'nin kuvveti olması lazım.
Değil mi? 2'nin kuvveti. Yani kim olabilir soru işareti yerine gelebilecek şey? 2 olabilir, 4 olabilir değil mi? 8 olabilir gibi gibi. Peki. Bu aynı zamanda kime eşit? Logaritma 3 tabanında n dediğimiz sayıya eşit. Peki logaritma 3 tabanında n 2'ye eşit olsa n buradan kaç gelir? 9 gelir. Tabii neden 2 ile başladım? Çünkü 1 ile 100 arasındayız. O yüzden unutma. Peki logaritma 3 tabanında n 4'e eşit olsa n buradan kaç gelir? 3 üzeri 4'ten 81 gelir. 8'e eşit olsa 3 üzeri 8 gelir ama 3 üzeri 8 dediğim bir n sayısı mümkün değil. Çünkü 1 ile 100 arasında çalışıyorum. 9 ile 81'in toplamından cevap 90 gelecektir. 22. sorumuza bakalım. Yine bir logaritma sorusu. Şuradaki eşitsizliklerden bakın logaritma a tabanında 2 sıfırdan küçükse a'nın 1'den küçük olduğunu, logaritma 2 tabanında b sıfırdan büyükse b'nin de 1'den büyük olduğunu buradan anlamak gayet mümkün. A artı b 1'den büyüktür. İkisi de pozitif bu arada tabii ki. Bunu da söyleyebiliriz. A 0 ile 1 arasında doğru mudur? B zaten 1'den büyükmüş. O yüzden buna bir sınırlama yapmaya gerek yok. A artı b 1'den büyük. 1'den büyük. İkisi de pozitif. Bir tanesi 1'den de büyük zaten. B eksi A pozitif denmiş. Evet B A'dan büyük olduğu için B eksi A pozitiftir. A çarpı B 1'den büyük. Bilebilir miyim? Hayır. Bunu bilemem. Örneğin B 2 olabilir. A dediğim sayı 1 bölü 3 olur. Çarparız 2 bölü 3 gelir. Bu durumda bu gerçekleşmez. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 23. sorumuza bakıyoruz. Evet bir merdiven sorusu gibi görünüyor fonksiyonlardaki. Ama bir dizi sorusu ve bu dizi sorusunu da sanırım tek tek bulacağız arkadaşlar. Bakın n artı 1 ve n bağlantısı verilmiş. A5'ten A1'e basamakları inmemiz söylenmiş. O zaman n yerine 4 yazarak başlayalım. N yerine 4 yazarsak A5 eşittir A4. 4 yazdığımız için pozitif oldu A4 bölü 2. N yerine 3 yazdım. Bu durumda A4 eşittir A3. 3 eksi 1'in arkadaşlar küpü negatif geldi. Toplama değil negatif çıkarma olacak burası o zaman. A3 bölü 2. N yerine 2 yazdım. A3 eşittir. A2 artı A2 bölü 2. N yerine son olarak 1 yazdım ve A2 buradan A1 artı A1 bölü eksi pardon A1 eksi A1 bölü 2 geldi. Tamam mıyız? Şimdi işleme başlayabilirim hızlı bir şekilde. A5 kaçtı? 18. Şunu sorabilirim kendime. Hangi sayı ile yarısını toplarsam 18 gelir? Hangi sayıdır arkadaşlar o? Pardon. 12'dir değil mi? 12 ile 6'yı toplarsam. O zaman A4 12'ymiş. Getirdim buraya 12 yazdım. Şimdi şunu düşünüyorum. Hangi sayıyı yarısından çıkartırsam 12'yi bulurum. 24 olacaktır. A3 24'tür. Yine aynı mantıkla en başta düşündüğüm hangi sayıyla yarısını toplarsam 24 olur. Bu da arkadaşlar kaç olacaktır? 32 mi olacaktır? Değil mi? 32. Peki. Şimdi ise hangi sayıyı yarısından çıkartırsam 32'yi bulurum. 64 yani A1 dediğimiz ifade 64 olacaktır. 24'ü kontrol ediyoruz. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan AN geometrik dizisi için bakın bir ifade verilmiş. Buna göre A8 kaçtır denmiş. Şu aşağıda verilen ifadenin tamamını A1'e bağlayalım. A7, A7, A1 çarpı R üzeri 6'dır. Hadi yazalım A1'imiz ya da A1 olarak kalsın. A1 çarpı R üzeri 6 tamam. Eşittir A5 dediğim ifade A1 çarpı R üzeri 4 artı 12 tane A1 çarpı R kare. Her birinde A1'ler var. A1 parantezinde aldım varsayıyorum sildim. R kareye böldüğümü varsayıyorum. R üzeri 4 eşittir R kare artı 12 geldi. Buradan R karenin karesi eksi R kare eksi 12 eşittir 0 dersem. Şunu eksi 4'ü 3 diye düşünürsek arkadaşlar R kare ya 4'tür ya da R kare dediğimiz ifade eksi 3'tür ama senin karesinin tabii ki negatif olmadığını düşünüyoruz. Çünkü pozitif terimlerimiz var. Gerçek sayılarda çalışıyoruz. R kare 4 ise R'miz buradan eksi artı 2'dir. Eksi 2 olursa bakın A1'imiz bu durumda negatif gelir. Terimlerimiz pozitiftir. R'miz 2 olmak zorunda. R'miz 2 iken A1'imiz de 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2 geldi. A1 belli, R belli, A8 sorulmuş. A8, A1 çarpı R üzeri 7'dir. Yani bu durumda 5 bölü 2 değil mi? Çarpı 2 üzeri 7 geldi. Şurası 2 üzeri 6 yaptı. 2 üzeri 6 kaç gelecek arkadaşlar? 64. 64 çarpı 5'ten 320 yanıt olmuş oldu. Devam ediyorum. 25. soru. Şimdi 5 Ekim ile 18 Ekim günleri arasındaki günler ve bu iki günde dahil olmak üzere bu 14 gün içinde iki farklı günde birer toplantı yapılacaktır. Tamam.
Şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değil mi? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu ikisi hafta sonu. Şu ikisi de arkadaşlar hafta içi. Peki. Toplantıdan en az biri hafta içi denmiş. En az biri hafta içi olacaksa, şöyle hafta içi ve hafta sonu dersek, bir hafta içi bir hafta sonu olabilir ya da iki hafta içi olabilir. En az biri dediği için hafta sonu hiç olmaz. Evet, hadi bir seçme yapalım, bir kombinasyon yapalım. Kaç farklı düzenleme olabilir? Hafta içi ve hafta sonu birer tane olacak şekilde 10'un birlisi çarpı 4'ün birlisi 10 çarpı 4'ten 40. İkisi de hafta içi olacak şekilde 10'un ikilisi 45 de buradan, değil mi? 90 bölü 2'den 45. 40 ile 45'in toplamı 85 cevabını verdi. 26'ya bakıyoruz. Sözel ve sayısal bölümlerinde 4'er soru olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan bir sınavın kitapçığında sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her birinden en az 2'şer soru olmak üzere toplam en az 5 soruyu doğru cevaplamalısınız. Yani 1, 2, 3, 4, 4 tane bakın sayısal 1, 2, 3, 4, 4 tane de sözel sorumuz varmış. Diyor ki bunlardan şöyle yapmalısın diyor geçmek için. Ya 2 bundan, 3 bundan ya da 3 bundan, 2 bundan yapmalısın diyor. Tamam mıyız? Peki bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan sınavdaki 8 sorudan rastgele 5'ini seçmiş ve seçtiği her soruyu doğru cevaplamıştır. Sevcan'ın sınavı geçme olması da. Sevcan rastgele 8 sorudan 5'ini seçmiş. 8'in 5'ini seçmiş o zaman. Ama geçmesi için şunları yapması gerekiyordu. Yani işte şu mavi bölümden 2 tane, kırmızı bölümden 3 tane ya da tam tersi çarpı 2 diyelim isterseniz. Bu durumda 4'ün ikilisi 6, 4'ün üçlüsü 4 çarpı 2, 8'in 5'lisi 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6'dan 8 çarpı 7'miz kaldı elimizde. Şunlar gitti, şu gitti. 6 bölü 7 yani Deniz'e cevap oldu. Bir trigonometri sorusu. Evet, artık geometriye başlıyoruz. Trigonometrileri de geometriye dahil edersek 27. soru itibariyle geometriye başlayabiliriz. İfadesini sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant x. Şöyle diyelim mi? 2 tane sinüs bölü kosinüs eksi sinüs 2x 2 tane sinüs çarpı kosinüs bölü sin kare x kalsın mı? Ya da 1 eksi kos kare x diyebiliriz buna da isterseniz. Sonra şu yukarıdaki ifadeyi bakın paydasını eşitliyorum. 2s eksi 2s c kare bölü c bölü 1 eksi c kare. Değil mi? O halde yukarıyı da bakın şu kısmı 2s parantezine alırsam 2s parantezinde 1 eksi c kare bölü c çarpı 1 eksi c kare geldi. Şunlar gitti 2s bölü c geldi. 2 tane sinüs bölü kosinüs 2 tanjant x demektir. Evet, dar açılı bir üçgendeyiz. Rastgele bir üçgen çizelim. İşte şöyle bir şey arkadaşlar. Tamam, dar açılı unutma. Burası x, burası y, burası da z olsun. X büyük, y büyük, z denmiş. Peki şimdi şöyle yapalım, biz bunları bir sıralayalım. X artı y, bu durumda x artı y'nin en büyük olması gerekir. Doğru mu? X y'den büyük, y de z'den büyükse. Devamında x artı z, aynen x artı z'nin büyük olması gerekir. En son ise y artı z'nin büyük olması gerekir. Bunlar ikili ikili toplandığına göre arkadaşlar, 180 bunların her birinden büyüktür. Ve dar açılı bir üçgen dedim. İkili ikili topladığım zaman diğer üçgen, diğer açımız 90'dan büyük olduğu için iki tanesinin toplamı 90'ı geçmek zorundadır. X artı y a'ymış, x artı z b'ymiş, y artı z de c'ymiş. Şimdi 90 ile 180 arasındayız. Birim çemberi hatırlayalım hemen. Şöyle birim çember olmadı bu. Elips gibi oldu. Evet, birim çemberimizi çizelim. Hangi bölgedeyiz? 90 ile 180 arasında ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgeden seçtiğim bu açılar, bakın açımız büyüdükçe sinüs değeri küçülüyor farkındaysanız. Açı büyüdükçe sinüs değeri küçülüyor. O zaman burada en büyük x artı y ise aslında sinüs değerinin en küçük olması lazım. O zaman a küçük b küçük c sıralamasını yapmak zorundayız. Cevabımız bu durumda Adana geldi. Devam edelim, 29. soruya bakıyoruz. 1 artı tan x bölü cot x sin x eksi cos x bölü sin x eşittir 2 olduğuna göre sin x değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bunu da düzgünce yazalım. 1 artı sinüs bölü kosinüs bölü kosinüs bölü sinüs. Şurayı bir toparlayalım önce devamını getirmeden. Sinüs artı kosinüs değil mi? Bölü kosinüs çarpı sinüs bölü kosinüs. Çarpı sinüs eksi kosinüs bölü, şurayı yazıyorum artık, bölü sinüs. Sinüsler gitti.
S artı C, S eksi C. Yani sin kare eksi kos kare geldi. S kare eksi C kare bölü C kare geldi. Eşittir 2 dersek. Buradan S kare eksi C kare eşittir 2C kare. Yani S kare eşittir 3C kare gelmiş oldu. Peki sin kare 3 tane kos kare x'e eşitse, kos kareyi karşıya atarsam bu tan kare x anlamına gelir. Tan kare x 3'müş. Yani tanjant x, x artı kök 3 olacaktır ama birinci bölgede çalıştığımız için tanjant kök 3'tür. X karşı bölü komşu, hipotenüs 2 oldu. Bana sin değeri sorulmuş, kök 3 bölü 2 yani denizli cevaptır. 30. sorumuza bakıyorum. Şekilde OA ve OD doğru parçaları dik kesişmektedir. OAB üçgeninin alanının OCD üçgeninin alanının oranının alfa türünden eşit sorulmuş. Hiç de zor olmayan bir trigonometri sorusu daha. Hemen bakalım. Şimdi bakın şurasının 1 olduğunu biliyorum. O halde karşı sin alfa komşu kos alfa diyebilirim. Değil mi? Alfa ters durduğu için bu şekilde karışık bir, daha doğrusu ters bir düzen oluştu. Problem yok. Hemen bu üçgenin alanını yazalım isterseniz. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Bu üçgenimizin alanı. Bir diğer taraftan soldaki pembe üçgenimize bakalım. Burası alfa ise şu kısımda alfa olacaktır. Burasının 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla karşısı tan alfa olmuş oldu. Bu üçgenin alanı da tan alfa yani sin alfa bölü kos alfa değil mi? Bölü 2 var. Şuraya yazalım bölü 2'yi. Tamam. Bunları birbirine oranlıyorum. Bunları birbirine oranladığım zaman bölü 2'ler gitti arkadaşlar. Sin alfa bölü kos alfa çarpı 1 bölü sin alfa çarpı kos alfa. Bu durumda sin alfalar gitti. 1 bölü kos kare alfa geldi. O da sekant kare alfa olacaktır. Evet. Devam ediyorum. Bakın 31. soru itibariyle trigonometri bitti artık. Gerçekten geometri sorularına giriş yapmış durumdayız. Bir aracın arkasında bir sensör varmış. Bu sensör bakın ilk durumda şuradaki çubuğa 170 cm uzunluktaymış, uzaklıktaymış. İkinci durumda 130 cm uzaklıktaymış. Şuradaki dik mesafelerini de soruyu okuduğumuzda bakın ilk başta şuraya x dersem ikinci durumda, daha doğrusu ilk başta x artı 60'ken ikinci durumda yaklaşınca x kalıyormuş. Şu mesafeler değişmiyor tabii ki, ikisinde y olması lazım. Çubuğun aracı olan dik uzaklığı kaç santimetredir? Yani bize x sorulmuş. Basit ama uzun bir Pisagor yapmak zorundayım. Hadi yapalım. X artı 60'ın karesi x kare artı 120x artı 60'ın karesi artı y kare eşittir 170'in karesi. Diğer taraftan şuna bakıyorum. X kare artı y kare eşittir 130'un karesi. Güzel. Bunları birbirinden çıkartırsak x kareler ve y kareler birbirini götürdü. Süper. Bu durumda eşitliğin sol tarafında 120x artı 60'ın karesi eşittir 170'in karesi eksi 130'un karesi geldi. 2 kare farkı yapalım buna. 170 eksi 130 kaç geldi? 40 çarpı 170 artı 130 300 geldi. Peki sıfırların birini silelim. 60'ın karesi 3600 demekti. Sıfırın biri gitti. Buradan da biri gitti. 1200 eksi 360 eşittir 12x geldi. Yani 12x arkadaşlar. 840 olduğuna göre x buradan 70 geldi. Çok fazla 50'ye falan atlamış olan öğrencimiz vardır. Ama maalesef 50 değilmiş arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı. Evet. Şimdi geldim yeni sayfama. 32. soruya bakıyoruz. Şimdi Engin bu soruyu çözmek istiyor ama şurada ED mi yazıyor? Yoksa EA mı yazıyor? EC mi yazıyor? Bilemiyor. Siz soruyu okuyorsunuz zaten. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Şu ikisi birbirine eşitken, şu da eşitse bakalım hangi durum çıkacaktır. Bu durumda eşkenar üçgen çıktı. Şu parçam 60, bu parçam 30. 90'dan 28 çıkardık arkadaşlar. Burası 62 kaldı. 30, 62, 92, x ise burada 88 kaldı. Ya böyle olabilir ya da bu çizgi değil de şurası ya da burası olur. Ama bu ikisinin zaten ikisinden birinin olması diğerini gerektirdiği için her durumda muhteşem üçlü gelecektir. Peki şurayı bir silelim. Yani şu varsa otomatik bu vardır. Ya da bu varsa otomatik bu vardır. Peki muhteşem üçlüye bakalım. Şimdi az önce demiştik hatırlarsanız. Burası 90'dan 28 çıkartınca kaç gelmişti? 62 mi gelmişti? Burası 62. Burası da 62. 62, 62 daha. 124. Yani x'e ne kaldı? 56 kaldı. 88'den 56'yı çıkartırsak 32 bu sorunun yanıtı olacaktır. 33. sorumuzu kontrol edelim. Bakın burada da çerçeve düşmüş. Bu şekilde yan yatmış. Yine arkadaşlar burada benzerlikten faydalanıp cevabı ilerlememiz gerekecek. H yüksekliği sorulmuş. Şu parçaları isterseniz şöyle yukarıya doğru uzatalım.
Evet. Tamam, kalemi biraz küçültelim. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Şurası 40'mış. Şu parçamız 30'muş. Ve ayrıca şu ikisi birbirine eşit olduğu için otomatikman B ile D'yi birleştirdiğim zaman iddiam şu. Bunların birbirine paralel olması gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? Bir dikdörtgen oluşuyor çünkü. Peki bu durumda burası da 50 mi gelmiş oldu? Köşegen uzunluğumuzu da 50 bulmuş olduk. Şöyle yapalım. Şurası alfa, burası da alfa, burası beta. Bakın alfanın karşısında çerçevenin bulunduğu üçgende 30 var. Doğru mu? Yani alfaların karşısı 3K iken betaların karşısının 4K olduğunu farkına vardım. Böyle bir benzerlik kurmak istiyorum. 90'ın karşısı 40 iken 3, 4, 5 üçgeninde alfanın karşısının kaç olması lazım? 40'ı 5'e böldüm. 8, 8 kere 3, burası 24. Değil mi? Peki çerçeve tam yan yattığına göre şu parçaların da eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki burası da 24. Uzatmaya gerek yok. 24 artı 24'ten yanıtımız 48 olacaktır. 34. Sorumuza bakalım. Şimdi burada da bakın şurası 120 derece, burası 90 derece. Topladık 210. Şuraya 150 mi kaldı? Demek ki çokgenimizin bir iç açısı 150'ymiş. Bir dış açısı 130 olacaktır. 360'ı 30'a bölersek 12 kenarlı olduğunu bulabiliriz. Yine her sene karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Yarıçap 12'ymiş. Şu parçalar 12. Bakın A ile B'yi birleştiriyorum. Birleştirdim arkadaşlar. Burada birleşkenin üçgen çıkacaktır. Yine şu parçaları da birleştirebiliriz. Evet. Şöyle. Şu ikisinin alanını bulmak istersek 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ten 144'ü 3'e böldük. Pardon, 4'e böldük. 36. 36 buradan 72 kök 3 geldi. Üçgenlerin alanı 72 kök 3. Bir de şu parçaları bulmam lazım. Bu ikisinden bahsediyorum. Bir tanesini bulalım isterseniz. Şurası 60 derece mi? Değil mi? Bakın şöyle yapalım. Şuradaki dilime bakıyorum. Bu dilimin alanını arıyorum. Bu dilimin alanı yarıçapım 12 idi. 12'nin karesi çarpı pi. Doğru mudur? Alfa bölü 360, yani 1 bölü 6'sı lazım bana. 144'ü 6'ya bölersek arkadaşlar 2'ye böldük 72, 3'e böldük 24. 24 pi geldi. 24 pi'den şu bir tane üçgeni çıkartmam gerekiyor. Zaten iki tane üçgen 72 köküçtü. 24 pi, 24 pi, 48 pi eksi 72 köküç artı 72 köküç de hatırlıyorsunuz ilk baştaki üçgenlerden gelmişti. Bunlar gidince yanıtımız 48 pi gelmiş oldu. 36. sorumuza bakalım. Bir Luna Park'ta şekildeki gibi düz bir zeminde bulunan özdeş kabinlerden oluşan dairesel bir dönme dolap sadece bir yöne doğru dönmektedir. Bu dönme dolabının bir kabininde kabin yere en yakın olduğu durumdayken bilinmektedir. Meryem bir kabine binip dönme dolap 48 derece döndükten sonra Nisa'da binmiştir denmiş. Şimdi kabinleri sayarsak 15 tane kabin var. 360 arkadaşlar 15'e bölersek her kabin arasındaki merkez açı 24 derece. Şurası 24 derece. O zaman Meryem bindi. Meryem muhtemelen şurada ve Nisa'da yerde bindiler. Aradaki mesafe kaçtı? 48 dereceydi. Diyor ki Nisa kabine bindikten sonra Meryem ve Nisa'nın bulundukları kabinlerin zeminden yükseklikleri ilk kez aynı olduğu anda. Nisa yükseldi, şurada bir yere geldi. Yani dönme dolapta arkadaşlar. Nisa burada artık, Meryem de burada. Ancak konumları bu şekilde aynı olabilir. Değil mi? Aralarındaki açı kaç dereceydi? 48 dereceydi. Şu şekilde yaparsam buraya 24 kalacaktır. O halde kaç derece dönmüş Nisa? Nisa buradan başlamıştı hatırlarsanız. 180'den 24 çıktı. 156 derecelik bir dönme açısı oluşmuş Nisa için. Ve son sayfamıza geldik. Bakın yine bir koordinat düzleminden bir soru ama gerçekten zor olmayan bir soru. A artı B 15 denmiş, x bölü 3 denmiş. Şunların uzunlukları A ve B cinsinden verilmiş. İsterseniz bunları bir yerleştirelim. Şu parçamız B'ymiş, şu parçamız A'ymış. Kare olduğuna göre burası A eksi B geldi. A eksi B'nin B'ye oranı bize eğim verecektir. Eğimimiz kaç? Doğrunun eğimi 1 bölü 3. Bu durumda A eksi B, 3A eksi 3B pardon, eşittir B geldi. Doğru mudur? Yanlış yaptım. Hemen düzeltelim. Şurası B, şurası A eksi B. Eğimimiz ne olacak bu durumda? B bölü A eksi B, değil mi? Eşittir 1 bölü 3. Yani A eksi B eşittir 3B. A da 4B'ye eşit geldi. A gördüğüm yere 4B yazarsam 5B buradan 15, B ise 3 geldi. B 3'müş arkadaşlar. B 3 ise A'mız 12 olacaktır. A 12 ise D'nin koordinatlarını yazarken bakın
12'den 3 çıktı. 9 mu? 9'a 12 olacaktır. 9 ile 12'nin toplamı, koordinatlar toplamı 21 geldi. Yine basit bir koordinat düzlemi sorusu açıkçası. Koordinat düzlemini isterseniz görselleyelim şu şekilde. Eksi 4'e 1 noktası denmiş. İşte tahmini şurası olsun. Eksi 4'e 1 noktası. Tamam. 2x eksi y 5 doğrusu denmiş. X'e 0 verirsek y'yi eksi 5'te keser. Şurası olsun. Y'ye 0 verirsek x'i 5 bölü 2'de keser. İşte o da şurada bir yere olsun arkadaşlar. Tahmini doğru mu çizdim. Bu doğruya dik ve eksi 4'e 1 noktası doğrusundan geçen. İşte şöyle bir şey. Doğru mu? Buna dik denmiş. Bunu görsellemenize gerek yok. Sadece bir fikir olsun diye, bir fikrimiz oluşsun diye çizmeye çalıştım. Bize denmiş ki işte bu d doğrusunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları toplamını bulur musun demiş. Şuna a demiş, şuna b demiş. Hay hay bulabiliriz. Şimdi bunun eğimi kaç? Bunun eğimi arkadaşlar 2. Dolayısıyla bu arkadaşın eğimi eksi 1 bölü 2 olacaktır. Noktamız da eksi 4'e 1. Hadi eğimi ve 1 noktası bilinen doğrunun denklemini yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi, eksi 4'ten x artı 4 eşittir. Değil mi? Y eksi 1. Harika. Eksi x eksi 4 eşittir 2y eksi 2. Yani buradan x artı 2y artı 2 eşittir 0 doğrusu karşımıza çıkmış oldu. X'e 0 verirsek y'miz eksi 1'miş. Y'ye 0 verirsek x'imiz eksi 2'ymiş. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı eksi 3 cevabına bizi götürecektir. 39'a bakıyoruz. Dik koordinat düzleminde yine arkadaşlar bakın iki tane noktadan bahsetmiş. Hızlıca bunu da görselleyelim. 2'ye 7 şurası olsun. Ve eksi 1'e, pardon, 2'ye 7 dedi, yanlış çizdik. 2'ye 7, değil mi? Ve eksi 1'e 4, eksi 1'e 4. Tamamdır. Eksi 1, 4. Şöyle yapalım, şunları da 2'ye 7 yapalım. Noktamız bunlar. Peki, şimdi şunu birleştirdim. İşte diyor ki bu noktaları üçer birim ötelersek. Üçer birim öteledik arkadaşlar sağa doğru. Yeni noktalarımız oluştu. İşte şöyle bir şey. Bize oluşan bu dörtgenin alanı sorulmuş. Pardon. Şunu birazcık küçültmek istiyorum. Şu parçayı silmek için. Tamamdır. Şimdi bakalım. Burada bir paralel kenar oluştu. Bu durumda taban, değil mi? Ve arkadaşlar yükseklik bana yeterli. Zaten şöyle bir durum varmış bakın. Şunu düzgün çizmek gerekecek bu durumda. Şöyle, şöyle. Evet 3 birim kaydırdığım zaman zaten tam olarak şu noktanın üzerine geliyormuşum. Burası 3 arkadaşlar. Burası da 3. Yükseklik 3, taban 3. 3 çarpı 3'ten yanıtımız 9 gelecektir. 40 ve sonuncu soruya bakıyoruz. Evet bir katı cisim sorusu. İçi tamamen su dolu silindir biçimindeki bir kap ile yüksekliği bu kabının yüksekliğinin yarısına eşit olan silindir biçimindeki bir mermer blok aşağıda verilmiştir denmiş. Mermer blok tamamı suya batacak biçimde kabın içine konulduğunda kaptaki suyun 1 bölü 38 taşmaktadır. Şuna büyük R diyelim. Şu parçaya ise küçük R diyelim. Şuna 2H diyelim. Şuna ise H diyelim ve işe başlayalım isterseniz. Büyük silindirimizin hacmini istiyorum. Neydi? Pi çarpı R kare çarpı 2H. Buna 32V diyelim isterseniz. Daha hızlı çözeriz. Küçük silindirimize bakıyoruz. Pi çarpı R kare çarpı H. Bu da arkadaşlar sadece V'ymiş. Basit bir oranlama yapalım. H'lar Pi'ler gitsin, V'ler gitsin. 2 ile 32 sadesin 16. R bölü R'nin karesi 16 ise aslında R bölü R 4'müş. Bize de zaten taban yarıçaplarının oranı sorulmuştu. Dolayısıyla cevabımız 4 olmuş oldu. Evet, 2020 AYT sınavının tamamını çözmüş olduk arkadaşlar matematik bölümünün. Umarım faydalı olmuştur diyorum.